Değerli katılımcılarımız, tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun diyorum sizlere. Denetimde inovasyon konulu seminerimize geçmeden önce ana sponsorumuz TÜRMOV'un bir tanıtım filmi var. Sizleri filmimizi izlemeye davet ediyorum. Büyük bir ailenin fertleri olarak varımızı yoğumuzu mesleğimize adamakla gurur duyuyoruz. Çünkü biz mesleğimizi yaparken üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyoruz. Mesela akşam alın terini sildiğinde gülümseyen biri olduğunu biliyoruz. Hayallerini gerçekleştirmenin gururuyla yola düşenlerden veya zaferlerini ülkesine adayanlardan güç alıyoruz. Enerjisini paylaşanlar da bizimle, emeğini ekmeğine dönüştürenler de. Bir tebessümle mahalleliye selam veren de, gününü üretmek için kullanan da. Omuzlarında geleceği taşıyanlarla da birlikteyiz, gelecek olup mutluluk katanlarla da. Ve biz ülkemize en iyi faydayı mesleğimizle vereceğimizi biliyoruz. Bu yüzden yenilikçiliğin ön plana çıktığı, günümüz gerekliliklerine önem veren, dünyada işimizin geleceği hakkında söz söyleyen bir meslek kurduk. Biz ülkemiz ekonomisi için çalışan, ekonominin kaydını tutan, memleketin her köşesinde var olan bir meslek oluşturduk. Çünkü biz yıllar önce katiplik yaptığımız zamanlarda defter tutarken birliğimizi kurarak muhasebecilik yapmaya başladık. Daha sonra gelişen bir güç ve bilinçle danışmanlık yaptık, mali müşavir olduk. Teknoloji olmadan geleceğe bakılamaz dedik, bilgisayarla defter tutmaya kadar ilerledik. Ama yetmedi. Bilişimin daha fazla kullanılmasının gerekliliğini biliyorduk. E-defter ve e-faturaya geçtik. Küresel dünyaya ayak uydurarak bugün ve yarın güvenilir işletme danışmanı olarak yola devam ediyoruz. Artık bu çatı altında marka değerleme, şirket değerleme, bağımsız adli muhasebecilik, stratejik yönetim muhasebesi gibi alanlardayız. Bundan 26 sene önce TÜRMOV'u kurduğumuzda yüzlerce yıllık bir mesleği kurumsallaştırmaya bir adım atarken, 3 milyon KOBİ'nin hizmetinde olan, yani ülkemizin iktisadi hayatının en temel noktasına dokunan öncü bir mesleğin örgütünü kurmuş olduğumuzu biliyorduk. Bugün 8 yeminli mali müşavirlik odası, 78 mali müşavirlik odası, 103 bin meslek mensubu, 17 bin stajyer çalışandan oluşan birlik olmanın verdiği özgüvenle çağdaş çözümler üretiyor, kamu kurumlarıyla işbirliği içinde değişimin ve dönüşümün farkındalığıyla emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Uzmanlıkları önceleyen, işbirliğiyle kurumsallaşarak iş kalitesini artıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe bakıyoruz. Biliyoruz ki bir meslek, bilgi birikim dışında yaratıcı ve duygusal zekaya sahip vizyonerlerin önderliğiyle geleceğe taşınır ve ülke ekonomisine katkıda bulunur. Bu bilinçle durmadan, yılmadan ülkemiz için çalışarak hep birlikte iyiye yol aldık, almaya devam edeceğiz. Ve biliyoruz ki ülkemizi ancak birlikte geliştirebiliriz. Hep birlikte bir ülkenin geleceğini oluşturuyoruz. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. Denetimde inovasyon konulu oturumumuza başlıyoruz. Oturumu yönetmek üzere Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Nuran Cömert Hocam. Buyurun hocam. Meslek mensuplarının geliştirilmesinde inovasyon konulu sunumu yapmak üzere İngiltere Akademik Ortaklıklar Departman Başkanı Sayın Jane Towers Clark.
Denetimde inovasyon konulu sunumu yapmak üzere Sayın Hakan Erten. Denetimde inovasyon ve veri analitiği konulu sunumu yapmak üzere Sayın Hakan Ölekli. Başarılı bir oturum diliyorum. Evet, çok değerli hocalarım, kurum ve kuruluşların çok değerli başkanları, yöneticileri, çok değerli meslektaşlarım. Öncelikle merhaba diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 12. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nun denetimde inovasyon temalı oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumda birbirinden değerli 3 konuşmacımız var. Gerek meslek mensuplarının, gerek denetim işinin kendisinin inovasyonu konusunda bizleri aydınlatacaklar. Sabah 2 key konuşmacımız teknolojinin denetime etkileri ve denetimi basitleştirme üzerine önemli konulara vurgu yaptılar. Bu oturum da bir anlamda o oturumun devamı gibi görünüyor. İnovasyon sözcüğüne Türkçe karşılık vermede biraz zorlanıyoruz gibi görünse de bir yerde yaratıcı bir şekilde düşünme ve yıkıcı fikir peşinden gitme anlamını taşıyor. Sabah Benjamin Franklin'in güzel bir sözüyle bitirdi konuşmacı konuşmasını. Ben de değişimi çok güzel ifade edeceği düşüncesiyle her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek ve kendimizi değiştirmek, dönüştürmek zorundayız. OECD'nin Eurostat'la birlikte yayınladığı bir Oslo kılavuzu var. Orada inovasyonu tarif ederken yeni ve önemli ölçüde değiştirilmiş mal veya hizmetin veya sürecin yeni bir pazarlama yönteminin iş uygulamalarında ya da iş yeri örgütlemede yeni bir yöntemin uygulanması şeklinde tanımlanıyor. İnovasyon, bilginin üretilmesi ve yayılma sürecinden beslenen bir olgu. Bu kapsamda daha çok bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlamaya şekilde yenilenmesi anlamına geliyor. Çevremizde müthiş bir değişim ve dönüşüm içindeyiz. Mesleğimizi de yeniden değiştirmek ve dönüştürmek zorundayız ve değişimi yakalamamız gerekiyor. Bu oturumda değişimi yakalamak adına az evvel de söylediğim gibi 3 konuşmacımız var. Bize önemli bilgiler aktaracaklar ve program akışına göre İlk sözü Jane Towers Clark'a veriyorum. It's your stage now, you can walk there. kendileri ACCA akademik ortaklıklar ya da işbirlikleri diye çevireceğimiz kurumda başkanlık yapıyorlar. Meslek mensuplarının geliştirilmesinde inovasyon konulu bir prezentasyonları olacak. You have 20 minutes, Jane. Teşekkür ederim. Burada denetim konulu 12. Uluslararası Sempozyum'da sizlerle bulunduğum için çok mutluyum. Teknoloji ve inovasyon takımındayım. Öncelikle İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na ve TÜRMOP'a bana bu konuda konuşma şansı verdikleri için çok teşekkür ederim. Prezentasyonun konusu meslek mensuplarının geliştirilmesinde inovasyon.
Bu konferansın temasıyla direkt bağlantılı ve hem benim için hem de ACCA için çok önemli bir konu. ACCA, dünyanın en ünlü ve en ileri görüşlü profesyonel muhasebe kuruluşu. ACCA, dünyanın her yerine ulaşan küresel bir kurum. Yakın zamanda aramıza 200 bin kalifiye üye ve 486 bin öğrenci katıldı. Burada da 800 öğrencimiz var ve bunların %90'ından fazlası TÜRMOP üye adayı. Dünyanın en kalifiye ve rağbet gören muhasebecileri arasındalar ve aklınıza gelebilecek her sektörde çalışıyorlar. Bugün ACCA'nın muhasebe mesleğine yol gösterdiğini ve mesleğin gelişimini desteklediğine inandığımızı göstermek istiyorum. Şu an bulunduğumuz yere olan yolculuğumuz, bugün hakkında konuştuğumuz gibi inovatif bir yaklaşımla başlıyor. Pazar ihtiyaçlarını öngören ve yansıtan, ileriye dönük düşünce şeklimizi kullanarak başlıyor. Gerçekten de inovasyon, ACCA'nın sorumluluk, çeşitlilik, dürüstlük ve fırsatın yanı sıra beş temel değerlerinden biridir. Üyelerimize ve gelecekteki üyelerimize bilgi ve becerileri sağlıyoruz. Bu sabah geleceğin muhasebecilerinin ihtiyaç duyacakları beceriler hakkında çok fazla konuşma oldu. Bu, onların bu değişen zamanlara uyum sağlamasını ve işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamalarını ve onları desteklemelerini sağlayacaktır. Ve yine bu sabah, muhasebecilerinden beklenen bu değişen ihtiyaçlardan bahseden işverenlerimiz vardı. Bunların hepsi yeterlilikler aracılığıyla, sınavlar aracılığıyla, etik ve deneyim ve kapsamlı inovatif sürekli profesyonel gelişim, yani CPD programı aracılığıyla gerçekleşiyor. Ve tüm bunlara rağmen sadece öğrencilerimizi ya da üyelerimizi değil, meslekteki gelişmeleri de desteklemeye devam ettiğimize inanıyoruz. Bugün kalifikasyon boyunca sunduğumuz değişikliklere ve neden bu değişiklikleri yaptığımıza geri dönmek istiyorum. Bu sabah da konuştuğumuz gibi dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini biliyoruz. Mesleğimizin hızlı bir şekilde değiştiğini biliyoruz. Bu nedenle yapmamız gereken bugün olduğu gibi gelecekte de ekonomiyi ve organizasyonlar için hayati olmaya devam edeceğinden emin olmak için kalifikasyon değişikliklerini belirlemek. Bu sabahki konuşmamızda muhasebenin değişimdeki rolünün gelecekte hala önemli olacağımız anlamına geldiği gibi olumlu bir görüşümüz. ACCA'de geleceği şekillendirdiğimize inanıyoruz ve bugünkü prezentasyonumda size bu değişiklikleri gösterebilmeyi umuyorum. Sunduğumuz değişikliklerin bir öncü konumunda olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Yeterliliğin sadece değişen ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, mesleğe yön vermesini de sağlamak için yıllardır işverenlere danışıyor, onlarla birlikte üretiyor, sağlayıcıları ve dünyadaki üyelerimizi tanıyoruz. Kalifikasyonumuzdaki gelişme, inovatif, dünya çapında bir araştırma ve danışmanlık aracılığıyla oluştu. Değişim araştırmamız için topladığımız bilgiler, bugün konumuza ulaşmamızda yardımcı oldu ve bunun için 2000'den fazla muhasebe meslek mensubuna, CEO, CFO, CIO, CMO'lara, yöneticilere ve dünya çapındaki uzmanlara danıştık. Ve bu raporu oluşturabilmemiz için anlayış sağladılar. Geri bildirimin arkasında gelecekteki araştırmaların temel bir meslek muhasebesini yayınladık. Bu araştırmayı 2016'nın yazında yayınlamıştık. Ve bu değişimin sebeplerini ve meslekte gelecekte gerekli olacak becerileri belirledi. Her organizasyonun, her mesleğin kendilerine ait inisiyatifleri var. Ama araştırmalar daha çok nelerin muhasebe mesleğinin geleceğini şekillendireceğini ve 2020 yılından itibaren mesleğin gelecekteki rolünü belirleyeceğini gösteriyor. Yani bu sabahta konuştuğumuz gibi geleceğe baktığımızda araştırmalar gösterdi ki profesyonel muhasebecilerin bu tartıştığımız ve içinde bulunduğumuz artan küreselleşmiş ve dijitalleşmiş çalışma şartlarında
eskiden olduğundan çok daha önemli bir rolü var. Bu gelecek rollerde dört farklı yönde şekillenecek. Bu sabah bahsedilen ve hepimizin bildiği hükümet regülasyonları, bugün yine bahsettiğimiz dijital gelişmeler ve globalleşmeden beklentiler. Profesyonel muhasebecilikte bunların etkileri bir arada görülecek. Gelecek araştırmalarla profesyonel muhasebe daha da önemli bir role sahip olacak. Bugün konuşulanlara tekrar dönecek olursak, muhasebeciler yok olmayacak, sadece farklı roller üstlenecekler. İşverenlerin ileriyi görebilen ve teknolojiyi kendi avantajlarına kullanabilen çalışanlara, teknik becerilerini yüksek etik değerleriyle ve idari becerileriyle birleştirebilen, küresel anlamda gelişebilecek çalışanlara. Yaptığımız araştırmaya gelen geri dönümlerle bu değişiklik için gereken becerileri belirledik ve bu becerilere başarıya ulaşmanın 7 adımı dedik. Şimdi kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bu araştırma sonucunda 7 özellik belirledik. Bunların temelinde teknik beceriler ve etik değerleri vardır. Bunlar da beceriler ve düşünce şeklinin sürekli yüksek standartlarda tutulmasıyla oluşur. Bir diğeri de zeka, bilgi edinme ve bunu kullanma yeteneklerine sahibiz. Yaratıcı olmalıyız. Böylece edindiğimiz bilgileri farklı alanlarda kullanabiliriz ve en önemlisi bunları bugün de konuştuğumuz gibi bu değişikliklere uyarlamalıyız. Böylece tüm seçenekleri değerlendirip yeni fikirler üretebiliriz. Bu konferansın bir odak noktası da dijital, mesleğimizin olmazsa olmazlarından. Büyük veriler ve trendlerle mesleğimizin geleceğini şekillendirecek. EQ yani duygusal zeka bir süredir iş adamları tarafından biliniyor ama muhasebeciler için önemi giderek artmakta ve geleceği şekillendirirken aynı zamanda öngörü de sağlıyor. Gelecek trendleri tahmin etmemizi sağlıyor. Değerleri yaratabilmemiz, beklentileri anlayabilmemiz için gerekli becerileri kazanmamıza yardımcı oluyor. Değişen muhasebe mesleğinin gereklerini öğrenmek için üyeler ve işverenlere danıştık. ACCA öğrencileriyle konuştuk. Kalifikasyonların bu değişen ihtiyaçları nasıl karşılayabileceğini sorduk. Teknik bilgilerin ve kapsamlı müfredatın bugünün ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği konusunda hemfikir olduk. Böylece gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayabilir ve bu vasıfları yenileyebiliriz. Gelecekteki öğrencilerimizi de bu yeteneklerle kalifiye etmeliyiz. Bu da işverenlerin geleceğe uyum sağlamalarında önemli bir noktadır tabii ki. ACCA, güçlü değerlere sahip profesyonel muhasebeciler yetiştiriyor. Bunlar sektörde gerekli teknik ve etik değerlerdir ve gelişmiş özel ekspertizlerin sektörde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Uluslararası muhasebe standartlarındaki sınavlarla maliyenin tüm dünyada nasıl işlediğini anlayan insanların gelişmesine yardımcı olduk. Muhasebe mesleğinin rolü hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Aynı zamanda daha da zorlaştı ve küresel kalifikasyonlar da bu nedenle önem kazandı. Kalifikasyonlarımız aracılığıyla stratejik, ileriyi gören, dinamik muhasebeciler yetiştiriyoruz. Yine bugün konuştuğumuz gibi sürekli teknik ve mantıksal değişikliklerle ve artan küreselleşmeyle gelişmeye devam ediyorlar. Hem kamu sektöründeki hem de özel sektördeki, endüstrideki, mesleki alanlardaki tüm organizasyonlarda bir etki yaratabilmek için yetenekli uzmanlar geliştirmeye çabalıyoruz. Yeni kalifiye elemanlardan beklenen mali ve teknik yetkinlikleri aşıyoruz. Kalifikasyonumuz gerekli ve işverenlerin oldukça rağbet gösterdikleri profesyonel yetkinlikler sunuyor. Öğrencilerimizi ve yeni üyelerimizi iş hayatına bu şekilde hazırlıyoruz. ACCA kalifikasyonunun işverenlerin aradığı pratik yetkinlikler ve yetkinliği sağlayabileceğinden emin olmak için 2018 yılında kalifikasyonumuzun son seviyesini başlatacağız. Buna stratejik meslek diyoruz.
Bu kalifikasyon derin, geniş çaplı ve uygulanabilir bir teknik uzmanlık sağlayarak yeni bir standart belirliyor. Yeni etik ve mesleki beceri modülünde bunlara yer verdi. Sonrasında stratejik mesleki sınavlarla ölçüm yapılıyor. Yani bu eşsiz ve güçlü kombinasyon öğrencilerimizin gelişmesini ve işverenlerin talep ettikleri yetenekleri göstermelerini sağlayacak bir sistem. Böylece işverenler de ACCA üyelerinin kendi organizasyonlarına daha katıldıkları ilk günden değer katabileceklerinden emin olacaklar. Meslekteki etik değerlerin gittikçe daha da mühim olduklarının farkındayız. Kamu, doğal olarak mali müşavirlerin etik alanında herkese liderlik etmesini bekliyor. Bu liderliğin geliştirilmesinde eğitim ve araştırmanın rolü de çok önemli. Araştırma ve gelişim aracılığıyla etik ve mesleki beceri modülüyle ahlaki kültürümüzü ve geniş ve çeşitli kültürel topluluğumuzu devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Etiğin ben merkezli bir yaklaşımla başlamadığından emin olmalıyız. Aksine bütünsel bir iş yaklaşımı olmalıdır. Mesleki etik ancak hepimizin doğru şeyi yapmaya çalışmasıyla ulaşılabilir. Bu yeni modül, inovasyonların da önemli bir parçasıdır. Bunu da kalifikasyonla birleştiriyoruz. Bunlar piyasaya öncülük eder. Biz insanları en yüksek küresel standartlarda eğiten ve geliştiren bu kalifikasyona olan güveni sürdürüyoruz. Bu sayede işverenler çalışanlarının günümüzde ve gelecekte de ihtiyaç duydukları uygun becerilerin geliştiğinden emin olacaklar. Bu sene 31 Ekim'de başlattığımız yeni ve mesleki beceri modülü ACCA kalifikasyonunun önemli bir organı. Öğrencilerimize bu gelişmiş etik ve mesleki becerileri öğrettik ve gerçekçi mesleki şartlarda bulunmalarını sağladık. İş hayatında gereken becerileri geliştirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu modül, ACCA'nın 21. yüzyıldaki yeni eğitim sistemi. Amacı, gerekli becerileri oluşturmak ve bu sırada etik ve profesyonel muhasebeciler yetiştirmektir. Modül, daha önce bahsettiğim kalifikasyonları birbirine bağlıyor. Öğrencilerin başarıya ulaşmaları için ihtiyaç duydukları becerileri geliştiriyor. Modül, interaktif bir program ve öğrencilere pek çok beceri sağlıyor. Öğretiyor ve bu öğrettiklerini pratiğe dökmelerini sağlıyor. Boşluk analizi yapmalarını sağlıyor, eylem planları yaratıyor ve onlar için uygun becerileri geliştiriyor. Bu hayat boyu devam eden bir öğrenme süreci. İstedikleri zaman modüle geri dönüp bu becerilerini tazeleyebilirler. Pek çok araçla eğitim veriyoruz. Videolar, dış kaynaklı referanslar, interaktif unsurlar ve sunumlar. Her bölümde farklı şekillerde çoktan seçmeli testler bulunmakta. Çalışırken geri dönüşler alıyorlar ve yeterli olmadıkları kısımlarda o konulara geri dönmeleri talep ediliyor. Son birim bunların hepsini interaktif bir vaka incelemesinde bir araya getiriyor ve öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalı bir senaryoda göstermeleri isteniyor. Öğrencilerin, işverenlerin ve eğitimcilerin bu yeni modül hakkındaki görüşleri oldukça olumlu. Bir diğer önemli değişiklik de stratejik mesleki sınavlarla yapılan yeni bir vaka incelemesi türünün tanıtımı oldu. Stratejik profesyonel ACCA kalifikasyonunun en son seviyesi. Burada derinlemesine geniş çaplı teknik bir uzmanlık eğitimi veriyoruz. Etik ve mesleki becerileri geliştiriyoruz. Böylece öğrencilerin iş hayatında karşılaşacakları zorlukların üstesinden geleceklerinden emin oluyoruz. Stratejik profesyonel lider, inovatif bir vaka inceleme sınavı. Gerçekçi bir senaryoya dayanıyor ve gerçek dünyadaki zorlukları yansıttığı için öğrencilerimizin teknik uzmanlıklarını ve becerilerini göstermelerine yardımcı oluyor. Karar vermeleri, ölçüm yapmaları ve organizasyonlarla etkili bir şekilde iletişim kurmaları gereken gerçekçi çalışma koşullarını yansıtıyor. Bu sayede kendilerine olan güvenleri pekişiyor ve organizasyonunuza değer katmalarını sağlıyor. Böylece idari ve önemli durumlarda güvenebileceğinizden emin olabiliyorsunuz. Kalifikasyon, IFAC tarafından belirlenen küresel muhasebe standartlarına uyuyor ve mesleğimiz daha idari,
regülatif ve kanuni bir konumda olduğundan etik ve profesyonelizme daha çok önem veriliyor. Bu nedenle kalifikasyonumuzda etiğin, denetimin ve profesyonel değerlerin ölçülmesine önem veriyoruz. Bu nedenle stratejik profesyonel eğitimimizi bir yüksek lisans eğitimi olarak görüyoruz. Stratejik lider eğitiminde yaptıklarımız vaka incelemesinden çok daha fazlası. Yani geleneksel bir vaka incelemesi değil. Ve bu yeni sınavla yeni bir inovatif bir çalışma çerçevesi ve yetkinlik oluşturacağımızı umuyoruz. Temel teknik alanlar, liderlik, yönetim, strateji, risk, teknoloji ve veri analizi. Bu sabah veri analizinden ve teknolojiden bahsetmiştik. Organizasyon denetimi, finans, inovasyon ve değişim denetimi. Bunların hepsi gelecekteki muhasebeciler için hayati önem taşıyor. Stratejik iş ve vaka incelemesi de aynı zamanda adayların profesyonel becerilerini ölçüyor. İşverenlerin bahsettikleri en çok rağbet gören becerilerden biri analiz. Bu, uygun araçları kullanarak veriyi kullanışlı ve güvenilir bir hale dönüştürmek, bu sayede bunları ölçülebilir ve uygulanabilir kılmak. Bunu bu sabahki sunumlardan birinde açıkça gördük. Kritik analiz de ileride çok değerli olacak. Şüphecilik de bir diğer beceri. Hem denetimler tarafından önemli, hem de nasıl stratejik inovasyonlar yapabileceğimizi gösterir. Ölçümse analize göre çok daha değerli bir beceri. Biçimine bakmaksızın tüm bilgileri bir araya getirir ve karar almayı sağlamak için deneyimlerden yararlanır. Tüm kanallarda iletişimi sağlar ve karar alma aşamasını etkileyebilecek her türlü aracı kullanır. Bunların hepsi öğrencilerin iş hayatında ilerleyebilmeleri için sahip olmak istedikleri yüksek seviye beceriler. Tamamlanmış vaka incelemelerinde adayların hem teknik uzmanlıkları hem de mesleki becerileri puanlanır. İnceleme sırasında adaylar ana organizasyon içerisinde farklı rollere bürünürler. Ya da mali, denetleyici, düzenleyici yetkililerin bulunduğu yan organizasyonlardan rollere bürünürler. Uygulama kısmında öğrencilerden göreve uygun modeller oluşturmaları, teknik ve teorik bilgilerini uygulamaları istenir. Puanları buna göre belirlenir ve görevin sonunda farklı yollara başvurmuş olmaları oldukça önemlidir. Görevin nasıl tamamlandığı göz önüne alınır ve buna göre puan verilir ve görevin amacına ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Bu sayede öğrenciler gerçek hayatta da yapacakları gibi bir ticari yaklaşımda bulunmuş olurlar. İş hayatında da beklendiği gibi tüm görevlerini tamamlamış olurlar. Stratejik liderlik, aynı zamanda öğrencilerin uygulamalı sınavlarında öğrenmeleri gereken teknik uzmanlığı da kapsar. Örneğin, kontrol organizasyonunda yer alan iç kontrolün özellikleri, mali kaynakların ve bu kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanımı gibi finansal idare yöntemleri. Öğrenciler sadece detaylarla değil, aynı zamanda stratejik karar alma sürecinin etkileri bakımından da puanlamaya tabi tutulurlar. Vaka incelemesi, şüphesiz iş hayatına yönelik, gelecek vadeden bir liderlik örneği göstermesi beklenen kişiler için uygun bir çalışmadır. Bu sayede sadece teknik yeterlilikleri değil, bununla birlikte mesleki yeterlilikleri de ölçülebilir. Böylece öğrencinin değer katabilme becerisi de gösterilmiş olur. Kalifikasyonun yeterlilik sınavının sonucunda öğrenciler tüm seviyelerden beklenen her türde liderlik becerilerini göstermiş olurlar. Değişiklik yaptığımız başka sınavlarımız da var. Örneğin stratejik iş raporlaması sınavı. Bu, kurumsal raporlamaya dayanan bir sistemdir. Gelecekteki profesyonel muhasebeciler sadece teknik uzman olmayacaklardır. Aksine teknik becerileriyle işletmelere değer katarak onları daha ileriye taşıyacaklar. Sınavın müfredatını değiştirmeyecek olsak da tarzında bir takım değişiklikler yapacağız. Raporlama konusunda daha gerçekçi bir tarzda olacak. İletişim yönüne daha çok ağırlık vereceğiz. Muhasebeciler sadece rakamlardan ibaret değil.
Aynı zamanda değer katmaları da gerek. Son olarak yeni bir uzman muhasebecinin sektörü veya rolü ne olursa olsun işini hevesle yapması gerekir. Stratejik iş seviyesi gözden geçirildiğinde vergi ve denetim gibi seçenek sınavlarını sunduğunu görebiliriz. Çünkü öğrencilere iş hayatında uzmanlaşma talebinin arttığı bu dönemde kendi istedikleri bir alanı seçme fırsatı tanır. Bu sabahki konuşmalar oldukça ilginçti. Tanıtımını yaptığımız vaka incelemesi sınavı hakkında neler söyleyeceğimi düşünüyordum. Gerçek senaryolarla, bilişim teknolojileriyle ve örneklerle desteklediğimiz bu sınav, öğrencileri gelecekte karşılaşacakları çalışma koşullarını hazırlayan bir sınav ama aynı zamanda bu yeterlilik değişiklikleri dışında yaptığımız diğer işleri de düşünmeme yol açtı. Evet, bunlar şu an 2018 yılında gerçekleşmekte olan değişiklikler ama bunlardan sonra ne olacak? ACCA'de bu tarz araştırmaları inceleyen 12 küresel forumumuz bulunmakta. Burada mesleki öngörüleri takip ediyoruz. Muhasebe ve muhasebe ile ilgili vergi, denetim, teknoloji ve benim şu an bahsettiğim konu yani eğitim gibi aklınıza gelebilecek her konu hakkında araştırmalar inceleniyor. Bahsettiğim bu forum tüm dünyadan yılda iki kez sanal ortamda bir araya gelen ve mesleğin durumunu, geleceğini tartışan, önemli değişikliklerden ve gelecekte neler yapacağımızdan bahseden uzmanların bulunduğu küresel bir platform. Yani mesleğin geleceğinin tartışıldığı bir ortam. Yine bu sabah bu konu hakkında yani geleceğimizi nasıl güvence altına alabileceğimizle ilgili bir konuşma yapıldı. Geçen hafta bir tartışmamız oldu ve tartıştığımız iki alandan biri de buydu. Bu alanlardan biri öğrenim geleceği, gelecekte ilerlemeye devam edecek öğrencilerimizin ne durumda olacağıydı. Bilişim teknolojileri alanındaki tüm bu değişiklikler onların eğitimini nasıl etkileyecek? Bu konu hakkında pek çok görüşleri sürdük. Belki de düşündüğümüz kadar büyük değişiklikler olmayabilir. Tartıştığımız ve oldukça ilginç olan bir diğer konu da ki gerçekten gelecek sene hakkında konuşmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Derin öğrenme alanındaki makineler. Makineler aracılığıyla öğreniyorsak, öğrencilerin yüzeysel bir öğrenim yaklaşımı içinde olmadığından, aksine derin bir öğrenim gerçekleştirdiklerinden nasıl emin olabiliriz? Kalifikasyonla ilgili anlatmamız gereken oldukça güçlü ve geniş bir hikayemiz var. ACCA'nın gelecek kalifikasyonu. Muhasebe mesleğinin geleceğini şekillendirerek ve ACCA'nın üyesi olmasının bugün olduğu gibi, gelecekte de saygıdeğer bir ayrıcalık olacağını sağlayarak kalifikasyon, öğrencilerimizin ve üyelerimizin bu değişen dünyada mali profesyoneller olarak gelişmesini güvence altına alıyoruz. Sizlere, bana meslek gruplarının geliştirilmesinde inovasyon konulu bu konuşmayı yapabilme fırsatını verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Thank you, Jane. Evet, şimdi sözü ikinci konuşmacımız Hakan Erten'e veriyorum. Deloitte Türkiye partnerlerinden. Aynı zamanda inovasyon lideri diyebiliyorum. Buyurun. Jane, thank you very much. It was very useful as a professor. It was very useful for me. Merhaba hocam, sayın başkanlar, saygıdeğer meslek mensupları. Hoş geldiniz. Öncelikle teknoloji ve inovasyon konusunu bir muhasebe sempozyumunda konuşuyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Dolayısıyla bugün sizlerle bir arada olmak gerçekten çok keyifli. Bugünkü sunumumda biraz farklı bir yerden başlayacağım. Robotlar dedik, makineler, bilgisayarlar, yapay zeka ama bunların hepsinin başladığı bir yer var. Dolayısıyla bir adım geri gideceğim. Her şeyden önce büyük dönüşüm başladı diye başlamak istiyorum sunumuma. Çünkü bugüne kadar
tarihte hiçbir dönemde teknoloji giderek ucuzlamamıştı ve her ucuzladığında daha yüksek bir performansla elimize gelmemişti. Dolayısıyla şu anda tam bir dönüşümün ortasındayız. Ekranda gördüğünüz şeyler yabancı gelebilir. Eğer ne anlatacak acaba diye bekliyorsanız çok doğru bir yoldayım demektir. Çünkü farklı bir başlangıç yapacağımı söylemiştim. Sol üst ikinci sırada gördüğünüz şey bir transistör. Onun öncesi ve sonra yavaş yavaş bunun gelişimini görüyorsunuz. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz, kameraman arkadaşım belki yaklaşça bizi daha net göreceksiniz. Bu bir transistör. Bu transistör her şeyin temeliydi aslında. Bu bir anahtar. Bunun içinden elektrik geçirdiğinizde 1 olur, elektrik geçmediğinde 0 olur. Bilgisayar dilinde konuştuğumuz o 1'ler 0'lar bundan ibarettir. Bu 1970'lerde, 75'lerde yapılmış bir teknoloji. Zaman içerisinde ilerliyor. Bakın o en baştaki de sanıyorum 1980'lerde. Yavaş yavaş 85'lerde, 90'larda teknoloji ilerledi. En son yaygın kullanımda olan işte Intel Core i7 işlemci. Bu Intel Core i7 işlemcinin içinde bu elimde gördüğünüz transistörden 3,5 milyar tane var. 3,5 milyar tane ne anlama geliyor? Hemen hemen aynı boyutlardan bahsediyorum. Şöyle 1 santimetre kare gibi bir büyüklükte düşünebilirsiniz. Onun MR'da veya X-ray cihazında çekilmiş görüntüsü. Eğer şunun içine 3,5 milyar tane sığdırabiliyorsanız, bunun tanesi 1700 dolar. Bu şu demek, 3,5 milyar tane biri sıfırı bunun içine sığdırabilirsiniz demek. Bu, bunun kapasitesini yapabileceği işlemi gösterir. Şimdi şu grafiğe bakmanızı rica ediyorum. Moore kanunu denen bir kanun var, bir teori. Gordon Moore 1960'larda, 70'lerde öne sürdüğü bir ifade. Diyor ki, teknolojinin kapasitesi her 2 yılda bir 2'ye katlayacak. Ve zaman içinde bunu test ediyorlar. Bakın alt taraf yılları gösteriyor. Üst tarafta bu çiplerin içindeki transistör sayısını gösteriyor. Bakın 5000, 10000, 100000, 1 milyon, 10 milyon diye giderken şu anda geldiğimiz noktada 10 milyarları, 15 milyarları konuşuyoruz. Benim çocukluğumun geçtiği yıllarda bu 5000'leri, 10000'leri gördüm. O zaman yapabildiği işlemleri biliyoruz. Şimdi bilgisayarların geldiği, makinelerin geldiği noktayı görüyorsunuz. Ama daha çarpıcı bir şey göstereyim. Bu grafikte de yine yılları görüyorsunuz ama bu sol tarafta sabit bir dolar maliyetinde saniyede kaç işlem yapabiliyorduk? Geçmişte kaç işlem yapabiliyorduk, şimdi kaç işlem yapabiliyoruz? Bakın 1980'lerde hemen hemen aynı maliyete saniyede 10 işlem yapabiliyorsunuz. Saniyede 10 işlem. Bugün geldiğimiz noktada en üstte 1E+0.9 diye gösterdiğimiz ifade 1'in yanına 9 tane 0 koyuyorsunuz. 1 milyarı gösteriyor. Aynı maliyete, yani bir 1 dolarsa aynı 1 dolara 1 milyar tane işlem yapabiliyorsunuz saniyede. İşte o yüzden robotlar daha fazla şey yapabiliyor. Bilgisayarlar çok daha net görüntü işleyebiliyor. Yapay zeka daha fazla bilgi tutabiliyor ve insanın yapabileceğinden çok daha hızlı tepki verebiliyor. Bir fütüristin çok güzel bir sözü var. Diyor ki gelecek 20 yılda insanlık geçmiş 300 yılda yaptığından daha fazla değişime uğrayacak. Bakın grafikteki beyaz kısımlara dikkat ederseniz cep telefonu elimize geleli yaklaşık 20 yıl oldu. Akıllı telefonlar elimize geleli sadece 10 sene oldu. Hani bundan 10 sene öncesine gidelim, 2006-2007 iPhone'un olmadığı bir dünyadan bahsediyorsunuz. iPhone'la beraber hocalarım da teyit edeceklerdir.
Eğitimin şekli bile değişti. Öğrencilerin derste not alma şekli bile değişti. Az önce onu hocamla konuşuyorduk. Dolayısıyla daha da hızlanacak. Bakın bir sonraki aşama giyilebilir teknolojiler ve artırılmış gerçeklik gözlükleri. Gözlüğü taktığınızda gördüğünüzün ötesinde çok daha fazla şeyler göreceksiniz ve bunlar hep arka tarafta bilgisayarla desteklenmiş olacak. Giyilebilir kıyafetler, iskeletler vesaire, yapay zeka tamamen insan beyninin çalışma şeklini alıp kopyalamak üzerine. Peki muhasebeciler olarak veya denetçiler olarak biz neden değişmeliyiz? Şu ana kadar belli bir noktaya geldik. Bundan sonra devam edebilir miyiz? Teknoloji bu hızla değişirken biz 20 sene önceki denetim teknikleriyle maalesef denetimlerimizi yapamayız. Yapsak bile hedeflediğimiz güvenceye ulaşamayız. Bakın neden? Bir kere düzenleyici kurumlar uluslararası standartlarda beklentilerini arttırıyorlar. Yenilikçi uygulamalar her zaman denetim tekniklerinin önünde gidiyor. Siz müşterinizin tedarik zincirinin nasıl çalıştığını takip edemezseniz, bakın Endüstri 4.0 diyoruz, makineler birbiriyle konuşacak, depo doğrudan tedarikçiye sipariş geçecek, sipariş gelecek deponuza, insan müdahalesi olmadan girecek. Bu süreçlere aşina olmazsanız denetiminizi tasarlayamazsınız. Klasik denetim teknikleri yeterli güvenceyi sağlayamıyor. Hani o örnek seçme metodunu benden önceki sunumlarda da arkadaşlarım ele aldılar. Müşterilerimiz de aldıkları hizmetten memnun değiller. Daha düşük maliyete, daha kaliteli, daha katma değer bulgusu olan ve daha hızlı bir şekilde biten denetimler istiyorlar. Bunların hepsini bir anda yapabilmemiz için bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. İşin daha enteresan tarafı sadece bizimle de bitmiyor. Firmalarımızda çalışacak olan arkadaşlar, yeni mezunlar da bu mesleği olduğu haliyle çok çekici bulmuyorlar maalesef. Dolayısıyla yeni jenerasyonun da kendi yeteneklerini sergileyebileceği bir değişiklik lazım. Büyük boyuttaki verileri işlemek geçmişe göre artık çok daha kolay. Az önce bunun örneğini verdim. Milyar satırları aynı sürede işleyebilirsiniz. Ve en güzel yanında teknolojinin giderek ucuzlaması ve giderek erişilebilir olması. Peki bu yeni teknolojiler neler? Özellikle benden önceki sunumlarda da bazı başlıklara arkadaşlarım değindiler. Şimdi yelken sporunu gözünüzün önüne getirirseniz, insanoğlu hiçbir zaman doğaya ve zamana karşı yaptığı mücadelede başarılı olamadı. Bugün geldiğimiz nokta da böyle bir şey. Zaman bu teknolojiyi bize eninde sonunda getirecek. Bununla mücadele etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla buna uyum sağlamamız, kendimizi bu yönde geliştirmemiz aslında hepimizin menfaatine olur. Temelde 8 tane teknoloji var. Bizim mesleğimizi çok yakından ilgilendireceğini düşündüğüm. Eğer bu maddelere aşina değilseniz not alabilirsiniz. Bunlar konusunda kendinizi geliştirmenizi naçizane öneririm. Veri analitiğinden başlayalım. Veri analitiği büyük verinin işlenmesiyle ilgili. Anlatıldığı gibi sadece örneklere bakarak değil, bütün veriyi bir seferde alıp, bu veriyi görselleyip, buradaki sapmaları belli kriterlere göre belirleyip, doğrudan riskli alanlara odaklanmamızı sağlayan programların bütünü diyebilirsiniz. Robotik süreç otomasyonu. Az sonra göstereceğim bir örneğini. Net ve dar görev tanımlarını koyabildiğimiz sürece robotlara, yani yazılımlara yaptığımız işi devretmemiz mümkün. Ha, bu hiçbir zaman şu demek değil. Bu tip konuşmaların sonunda işte robotlar işimizi elimizden alacak mı endişesi gelir. Aslında robotlar bizim belki de daha insan olmamızı sağlayacak. Çünkü bahsettiğimiz işler son derece tekrara dayalı
ve gerçekten aslında bilgi birikimimizi kullanmadığımız işler. Bunları robotlara devredebildiğimiz ölçüde aslında biz de gerçekten işimizi yapıyor olacağız. Doğal dil işleme, natural language processing, evrak okuyucuları anlamında bir evrakı artık siz okumayacaksınız ya da bir sözleşmeyi siz okumayacaksınız. Bunları makineler okuyacak ve bir şeyi arattırmak, birbirleriyle karşılaştırmak çok daha kolay olacak. Varsayalım ki bir master sözleşmeniz var, 300 sayfa ve bunu bayilerinizle imzalıyorsunuz. Bu sözleşmelerden herhangi birisinde bir değişiklik var mı yoksa hepsi bu master sözleşmeyle aynı düzenlenmiş mi? Bunu kendi başımıza yapmamız mümkün değil. Sistemlere bunu yüklediğiniz zaman makineler bunları okuyabiliyorlar. O harfleri elle yazsanız bile sizin gözünüzle gördüğünüz gibi o harfleri tanıyıp yorumlayıp bu sözleşmeleri birbirleriyle karşılaştırabiliyorlar. Hatta diyorsunuz ki bir kredi sözleşmesi olsun. Bu kredi sözleşmesindeki yaptırım maddeleri neler? Arattırdığınız zaman kelime aramıyor, bakın yaptırım kelimesini aramıyor. O paragrafın içeriğini anlayıp yorumlayabildiği için size yaptırımı ilgilendiren paragrafları çekip getirebiliyor. Ve her okuduğu sözleşme onu eğitiyor. Şu anda bu kullanılan bir teknoloji. Sadece İngilizcesi var. Ama biz sorduğumuzda bunu Türkçe'ye uyarlayabilir miyiz dediğimizde çok enteresan bir şey söylediler. Türkçe öğretirseniz Türkçe sözleşmeler de okur. Ve Türkçe öğretmenin temeli yaklaşık 50 tane sözleşmeyi içeriye tanımlayıp hangi kelimenin, hangi paragrafın ne anlama geldiğini öğretiyorsunuz. Ve makine ondan sonra kendisini geliştiriyor. Yapay zeka. Yapay zeka şu anda emekleme aşamasında. Sadece insanları taklit ediyor. Ama bir yandan da bir veri biriktiriyor. Aynı bebek gibi. Bebek büyürken sağda solda topladığı bilgileri aslında özümseyerek büyüyor. Yapay zeka da şu anda öyle. Bir noktadan sonra yorumlayabilecekler, karar verebilecekler ve biz yaptığımız işleri yapay zekaya devretmek isteyeceğiz. Bu bizim tercihimiz olacak. Örnek veriyorum. Araba kullananlarımız varsa, yolda giderken, bir yerden bir yere giderken navigasyon sistemlerini kullanan var mı aramızda? Evet. Peki navigasyon sistemi size bir yol tarif ettiği zaman orayı kullanıyor musunuz? Çünkü kullanmadığınız zaman başınıza iş açılıyor. Trafiğe giriyorsunuz. Keşke kullansaydım diyorsunuz. İşte bu çok basit bir örnek ama gelecekte de böyle olacak. Şimdi sürücüsüz araçları konuşuyoruz. Belki şöyle bir noktaya geleceğiz. Ya benim bineceğim araba sürücüsüz olsun. Çünkü taksinin şoförü uykusuz mu? Aklında başka bir derdi mi var? Bir kavgaya çıktı, oradan mı geldi? Bir takım insani unsurlardan arındırılmış sistemleri biz tercih edeceğiz. Bütün arabaların sürücüsüz olduğunu düşünürseniz aslında sistem çok daha güvenli işleyebilir. Tabii orada başka konular devreye giriyor. Onlar da farklı bir sempozyumun konusu olabilir. Nesnelerin interneti. Az önce verdiğim örnek, makineler birbiriyle konuşacak. Biz belki hiçbir şey görmeyeceğiz. Bir sürü milyon tane işlem dönecek sunucular arasında. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik. Şimdi bunu özellikle ben eğitim kısmında ele almak istiyorum. Sınıf eğitimleri, kitap eğitimleri, e-öğrenme dediğimiz uzaktan eğitimler. Şimdi yeni bir başlık geliyor. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik eğitimleri. Belki meslek eğitimlerini yaparken gözümüze bir gözlük takacağız. Ve bomboş bir odadayken bir anda bir müşterimizin odasında bir takım evrakları incelerken bulacağız kendimizi. Ve tabi olduğumuz sınavlar gerçek durumda yapacağımız işleri karşımıza getirecek. Şimdi bunun muhasebede ve denetimde nasıl uygulanabileceğini düşünelim. Sanayide çok rahat uygulanıyor. Adam gözlüğünü takıyor. Bir makinede bir şey tamir edilecek diyelim ki. Gözlüğünü takıyor. Gözlüğün üzerinde projektör var. Sizin karşınıza o makinenin çizimini getiriyor ve nerede ne yapmanız gerektiğini konusunda sizi yönlendiriyor. Ve siz de orada iş üzerinde
eğitiminizi yapıyorsunuz. Muhasebe ve denetim açısından da bunlar çoklanabilir. Dronelardan bahsedildi, stok sayımları yapılabilir diye. Farklı konular da gündeme gelebiliyor. Bu dronelara takılan kameraların teknolojisinden kaynaklı aslında biraz da. Multivision denen, yani çok katmanlı görüntü veren kameralar. Termal kamera, meyvelerin içindeki su miktarını gösteren türde kameralar, hidrografik kameralar ve çeşitli şekillerde farklı kameralar olabiliyor. Şimdi bir drone'u bir meyve tarlasının üzerinden geçirdiğinizde ağaçlarda ne kadar meyve olduğunu, bunların kaçının çürük olduğunu, kaçının bir ay sonra olgunlaşacağını, kaçının olgunlaşmayacağını önceden tahmin edebiliyorsunuz. İşte bunlar farklı teknolojilerin kesiştiği alanlarda gerçekleşiyor. Son olarak blockchain dedik. Blockchain 2014 yılında ilk defa bir kelime olarak kullanılmış. Bitcoin gibi daha popüler kavramlarla birleştirilmiş, altyapısı blockchain olduğu için. Fakat ilk defa 2017'nin Şubat ayında bir makalede şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki blockchain dünyada yapılan bütün işlerin yapılış şeklini değiştirebilecek boyutta bir teknoloji. Ama şu anda bunu hangi alanlarda nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Muhasebe ve denetim mesleği açısından bakıldığında bana sorarsanız en büyük tehdit ya da belki en büyük fırsat blockchain'de yatıyor. Önceki sunumlarda detaylı anlatılmaya çalışıldı. Ben tekrar ifade etmeyeceğim ama çok basit bir ifadeyle şöyle söyleyeyim size. Elimizde bir sözleşme ve faturalar var. Bu faturaların bu sözleşmeyle eşleştiğinden emin olmak istiyoruz denetçi olarak. Şimdi siz sisteme, sözleşmeyi ve faturaları tanımlarsanız ve bu odadaki 100 kişiye bunları sunarsanız, onların sistemlerinde de bunların birer kopyası olursa, o zaman dışarıdan birisinin gelip ya bir denetleyeyim bu fatura bu sözleşmeyi tutuyor mu acaba diye bakması hala gerekli midir? Yoksa sistem zaten çok merkezliğe dönerek bilgi paylaşımını sonsuz kılarak bu beklentiyi karşılamış hale gelmiş midir? Dolayısıyla şu 5 maddeye baktığımızda bunların bir araya geldiği farklı farklı alanlar muhasebe denetimi mesleğini önemli ölçüde değiştirecektir. Benim naçizane tavsiyem bundan sonraki süreçte bunun bizim hayatımızı etki edecek nokta bilmiyorum ne zaman gelir. Belki 5, belki 10, belki 20 sene sonra. Ama özellikle bu 5 başlıkta kendimizi geliştirmemizde fayda var. Şimdi robotlar diyoruz, robotik süreç otomasyonu diyoruz. Tabii robotlar deyince insan görünümünde kolu bacağı olan robotlar akla geliyor genelde ama az önce de bahsedildi, bu bir yazılım. Ben burada biraz daha farklı olarak bir uygulama örneğini göstereceğim. Şimdi görüntü başlayacak, yaklaşık bir dakikalık bir video. 3 tane öğrenciyi getiriyorlar bir etkinliğe. Diyorlar ki siz bu bilgisayarlardan fatura oluşturacaksınız. Burası fatura listesi. Bunlara bakarak fatura sistemine gelin. Bunları içeriye yazın. Faturalar kesilsin. 3 öğrenci. Karşılarına da bu robotu koyuyorlar. Ve aynı süre zarfında hangisinin ne kadar fatura kestiğini yarıştırmasını yapıyorlar. Biraz sesi açabilirsek belki. Şimdi bu 3 arkadaş listeye bakarak bilgisayarlarından fatura kesmeye çalışıyorlar. Hanımefendi de bilgisayarın başında robotu takip ediyor. Bakın robot insanlar ne yapıyorsa ona ne öğretildiyse şu anda onu yapıyor. Excel'e girilen verileri aldı tek tek fatura formuna kopyalıyor. Neresi tıklanması gerekiyorsa oraya gidip tıklayıp yeni formu açıyor. Faturasını kesip yüklüyor. Şimdi tek tek bakıldığında 3 öğrenci 129 tane fatura kesebiliyor.
Robot tek başına aynı sürede 192 fatura kesebiliyor. Ve bunun mesleğimize olacak olan etkisini takdir edersiniz. Ve dolayısıyla ne yapacaksak bugün başlamamız gerekiyor diye sonlandırıyor. Şimdi bu hem kaynak üzerinde bir etki yaratacak. O üç tane elemana belki ihtiyaç duymayacağız. Ya da iyi tarafından bakarsak o üç tane arkadaşı gerçekten olması gereken yerlerde değerlendireceğiz. Çünkü bunlar son derece iyi eğitim almış. Ülkemizin çok nadide üniversitelerinden mezun arkadaşlar. Geliyorlar ve biz onlara basit bir yazılımın yapabileceği işleri yaptırmaya çalışıyoruz. Ve tabii iki sene sonra, üç sene sonra deformasyon başlıyor ve arkadaşlar farklı arayışlar içine giriyorlar. Şimdi son bir video göstereceğim ve konuşmamı sonlandıracağım. Veri analitiği dedik. Firmalarımızın global ölçekte yarattığı programlar var. Bunları tüm dünyada kullandırıyorlar. Fakat biz Deloitte Türkiye olarak dedik ki biz Türkiye'deki şirketler için kendimiz ne yapabiliriz? Her zaman yurt dışında yapılır, Türkiye'ye getirilir. Biz öyle yapmayalım dedik. Biz bir şey yapalım ve bu Türk şirketlerine özel olsun, bize özel olsun dedik. Ve Pusula isimli bir yazılım yarattık. Az sonra izleyeceğiniz videodaki yazılımı 200'ü aşkın şirketin denetiminde kullandık. Ve bize inanılmaz bir verim ve denetimlerimizde inanılmaz bir katkı sağladı. Naçizane sizlerle paylaşarak sunumumu sonlandırıyorum. Doğru araç kullanımı bize ne kazandırır? Hız, zaman, güç, yeni rotalar, belki hepsi. Ama en önemlisi doğru araç, iyi fikirlere odaklanarak, insanların yaratıcılığını ortaya çıkardığında, en karışık problemlerde bile doğru yol gösterdiğinde doğru araçtır. Bu yüzden de Türkiye olarak biz Pusula'yı geliştirdik. Pusula sayesinde şirketlerin tüm verilerini denetim yaklaşımımızda çok kısa bir sürede entegre ederek interaktif arayüz üzerinden analiz edebiliyor ve sektör karşılaştırmaları yaparak denetimde odaklanmamız gereken alanları hızla tespit edebiliyoruz. Denetim ve veri analizini birleştirerek haftalar sürecek işlemleri saatlere indiriyoruz. Erken risk tespiti sağlayan esnek ve kapsayıcı kullanımı sayesinde doğru yerlere odaklanan ve doğru soruları soran ekibimizi ilk günden hazırlayabiliyoruz. Tüm doğru araçlar rakipsizliği, performans ve kalite artışına desteği, yaratıcı çözümlere sağladığı imkanlarla, insana kattığı değerle artık vazgeçilmez bir iyilik. Çünkü bizim için insan önemli. İnsanın zamanı çok değerli. Deloitte Türkiye'den Pusula, doğru aracımız, yeni standartımız. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Sayın Hakan Ertem, aynı zamanda öğrencim olur, gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Üçüncü konuşmacımız yine aynı isimde, Sayın Hakan Ölekli. KPMG Türkiye'de veri analitiği uzmanı olarak görev yapıyorlar. Denetimde inovasyon ve veri analitiği konulu bir sunum gerçekleştirecekler. Değerli katılımcılar, herkes hoş geldi. Tekrar teşekkür ederim bu sunum fırsatını bize verdiğiniz için. Ben Hakan Ölekli, KPMG Denetim Bölümü ortaklarından, aynı zamanda denetimde veri analitiği kullanımı konusunda da sorumlu ortak olarak çalışıyorum. Şimdi bugün kısaca sizlere denetimde nasıl bir inovasyon sürecinde olduğumuzdan bahsetmeye çalışacağım. Sunumun içeriğinde aslında bugün birkaç kere tekrar yapılsa da önce muhasebe, ardından denetim mesleğinin nasıl bir zaman tünelinden geçtiğinden
ve ardından yöneticiler gözünden denetçilerden artık gelecekte ne beklendiğine ilişkin bir KPMG araştırması sonucundan bahsedeceğim. Ve son olarak da KPMG'nin denetimde teknolojiyi ve veri analitiğini ne düzeyde kullandığından bahsedip bir videoyla sunuma nokta koyacağım. Evet, ilk açılışta da sunulduğu gibi muhasebe mesleği milattan önce 2000-3000'li yıllara dayanan bir geçmişten gelip Luca Pacioli tarafından 15. yüzyılda şu andaki temeline oturtulmuş bir meslekten bahsediyoruz ve bugüne kadar, günümüze kadar geldi. Türkiye'de yasasına 1989 yılında kavuşan meslek şu anda oldukça büyük bir meslek erbabı mensubuna sahip, popülasyonuna sahip. Meslek yasasına kavuştuktan yaklaşık 7 yıl sonra, aslında istatistikler, Türkiye İş Grubu'nun istatistiklerine göre yaklaşık 19 bin civarında olan sayı bugün toplamda yaklaşık 147 bin civarına ulaşmış durumda. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta da şu: eskiden muhasebe elemanı ve kasalar olarak sınıflanan bir grup artık bilgisayarlı muhasebe elemanı olarak da gruplanmaya başlandı ve sayısı 12 bin üzerinde. Bu da gösteriyor ki Türkiye ekonomisi büyüdükçe, yatırımlar arttıkça, işler genişledikçe ve teknoloji de ilerledikçe muhasebe de buna uyum sağlıyor. Muhasebeyi bilgisayar öncesi ve sonrasıyla ayırmak çok yanlış olmayacaktır. Bilgisayar öncesini zaten hepimiz biliyoruz. Bilgisayar sonrasında ise artık bugün günümüzde sadece bilgisayarlı muhasebe programlarını kullanan değil, artık veri analizi yapabilen, hata payı azalmış, hatta hatayı kendi sistemleriyle otomatik denetleyebilen ve bunları kullanabilen bir meslek mensubu grubundan bahsediyoruz. Muhasebenin gelişimi açısından aslında sabah seansta bir değerli meslektaşım bir araştırmanın sonucundan bahsetmişti. Ben tekrar vurgulamak istiyorum. 2013 yılında Oxford Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre gelecek 20 yıl içerisinde ortadan kaybolması düşünülen meslekler hangileriydi diye araştırma yapıldığında muhasebe ve denetim bunların arasındaki ilk sırada gelen mesleklerden biriydi. %94 oranında bilgisayarlar işin devrolması, teknolojinin devre girmesiyle beraber bu alandaki istihdamın azalacağı düşünülmekte ve bu artık teknolojiyle beraber mesleğin gideceği yeri bize göstermekte. Bu neyi ortaya çıkartıyor? Artık bu mesleği yapmaya devam etmek isteyen denetim ve muhasebe personelinin, elemanlarının teknolojiyle bütünleşmesi ve ayak uydurması gerektiğini ortaya koymakta. Gelecekte muhasebe mesleğini neler bekliyor artık? Bütün sunumlarda da belirtildiği gibi veri analitiği, yapay zeka, bilişsel zeka hayatımıza girdi ve girecek. Bunları kullanabilen, gerektiğinde bahsedildiği gibi sayımlarda dronları yönetebilen, bunların sonuçlarını analiz edebilen, yapay zeka ile beraber muhasebe kayıtları değil, işletmeye ait ve dış çevresindeki tüm verileri analiz edip bunların sonucunu artık işletme yönetimine, üst kademeye, strateji çizilmesinde, yön belirlenmesinde bir input olarak verebilen bir ekipten bahsediyoruz. Artık teknolojiyi kullanabilen, veri analizi yeteneği gelişmiş bir güruhtan bahsediyoruz artık. Bizi muhasebe elemanlarını, muhasebe personelini, benzeri de denetim içinde geçerli, birazdan bahsedeceğim, artık bizi bunlar bekliyor. Denetime kısaca bir bakacak olursak, denetim aslında 1200'lü yıllarda ilk defa audit kelimesinden bahsedildiği söyleniyor çeşitli kaynaklarda. Ama ilk defa Amerika'da 1929 yılında hepinizin bildiği gibi büyük buhran zamanında ihtiyaç olarak ortaya çıkan ve ilk defa 1934 yılında Amerika'daki SEC tarafından gözetim altına alınan bir meslek. O günden bugüne akarken bilgisayarlı muhasebenin o yıllarda 1950'li yıllarda ilk bilgisayar 1930'lu yıllarda kullanılmıştı. 1950'li yıllarda bilgisayar kullanımının artmasıyla beraber bunu takiben 60'lı ve 70'li yıllarda denetim firmaları da bilgisayarları kullanarak bilgisayarlı denetim programlarını uygulamaya başladılar. Burada bir bilgi vermek istiyorum size. 1975'li yıllarda bilgisayar kullanımı ne seviyedeydi? 1975 yılında tüm dünyada satılan bilgisayar adedi
50 bin. Bunun 40 bin de Amerika'da satılıyordu. Neredeyse günümüze gelindiğinde yaklaşık yılda 240 milyon adet bilgisayar satışından bahsediyoruz. Peki Türkiye'de denetim mesleği nasıl bir evrim geçirdi? Türkiye'de 1960'lı yıllarda bankaların uluslararası piyasalarda yaptıkları işlemler nedeniyle bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960'lı yıllarda ilk defa karayolları tarafından bir projede kullanıldı. Sivrihisar Polatlı projesinde. Ardından 1970-80'li yıllarda denetim firmalarının, bizim gibi denetim firmalarının Türkiye'ye giriş yapmasıyla beraber denetim şirketleri arttı. Denetim faaliyetleri hem denetim şirketleri hem Türkiye'nin büyüyen ekonomisine cevap vermek üzere kurulan diğer denetim şirketleri yabancı sermayedarların denetim ihtiyaçları nedeniyle artış göstermeye başladı. Bugüne gelindiği vakit artık kamu gözetimin kurulmasıyla beraber de tamamen denetim gözetimin altına alınmış. Daha önce sermaye piyasası kurulunun çıkarttığı bağımsız denetim yönetmeliğiyle kuralları konulmuş ama artık tamamen şu anda kamu gözetim kurumu tarafından esasları belirlenmiş bir meslek olarak icra ediliyor. Peki bu kadar teknoloji kullanımı artarken, şirket sayıları artarken, muhasebe elemanları artarken, faaliyetler artarken, ekonomiler büyürken, dünya kalabalıklaşırken veri boyutu ne aşamada? Demin değerli meslektaşım veri hesaplama kapasitesine nereden nereye geldiğini çok iyi gösterdi. Peki üretilen veriler hangi boyutta? Açıkçası ben buradaki terimi daha önce bilmiyordum ama bu sunum sırasında aşina oldum. Benim için yabancı bir terimdi. 2000'li yıllar öncesinde uzanan kayıtlar çok sağlıklı değil ama o günkü kayıtlar 1000 exabyte'ın altında bir veri üretildiğinden bahsediyor. 1000 exabyte da 1 trilyon byte'a tekabül ediyor. Bu böyle katrilyonun da katı anlamına gelen bir ifade. Ancak eksponansiyonel yani lineer olmayan her sene daha da ivmeli artan verinin hızını buradan da göstermek isterim. 2017 yılına gelindiğinde bu kapasite yaklaşık 15 bin exabyte'ın yakınında geziyor. Bu 15 bin exabyte son 2 senede %90 oluşmuş bir veri kapasitesi anlamına geliyor. Beklentiler ise gelecek 3 yılda da bunun neredeyse 3'e katlayacağı yönünde. Peki bu kadar veri de üretilirken, teknoloji de kullanılırken denetimde dijital dönüşüm nasıl yaşandı? Dijital dönüşüm öncesinde bildiğiniz gibi denetimler manuel yapılan, daha kısıtlı verilerden yola çıkılarak sadece şirket özgü kayıtlardan, zaman zaman ERP'lerde olmadığı için evrak üzerinden ve sınırlı örneklemlerle yapılan denetimler halinde yürümekteydi. Ama 2000 yıllarının sonrasında teknolojinin gelişmesi, veri analiz yöntemlerinin hayatımıza girmesiyle beraber bunlar artık otomatik veri toplama yöntemleriyle veri toplama sürecinin daha az olduğu ve daha hızlı hesaplamaların, sonuçların üretilebildiği bir dünyaya doğru kaydı. Eskiden dediğim gibi sınırlı örneklemlerden yürüyordu denetçiler. 15, 25 yani onun katları seviyesinde giden denetim örneklerinden bahsediyoruz. Bunlar şu anda ve özellikle gelecekte artık tüm popülasyon neyse belki milyonlarca kayıt, belki yüz binlerce kayıt veya satırdan bahsediyoruz. Bunlar üzerinden yürüyebilecek hale geldi ve geliyor. Böyle olunca hata ve yanlışlıklar, hata, hile, suistimal gibi kaynaklardan gelen yanlışlıklar, mali tablo üzerindeki etkilerini hesaplamak, bunu genele yaymak artık günümüzde çok daha mümkün ve kolay. Bunlar sayesinde artık işletme yönetimlerine daha kaliteli, güvencesi artırılmış denetim sonuçları sunmak daha da kolay ve daha da kolay hale gelecek. Bu beraberinde tabii bir takım riskleri getirecek. Denetim ekipleri eskiden bildiğiniz gibi yine sabah bahsedildi bir üçgen piramit yapısı vardır denetim şirketlerinin. Alt taban yani yeni girenler, denetimde evrak bilgiyi toplayanlar daha kalabalıktır. Yukarıya doğru mesleki muhakemesini kullanan, mesleki şüpheciliğe göre hareket eden ve denetimi yönlendirenler daha az sayıdadır. Ve bunlar genelde görüşü şekillendiren insanlardır sonuçlara göre. Ama veri toplama kapasitesi, veri toplama hızı arttıkça artık aşağıdaki denetim yapan, bilgi toplayan arkadaşlarımızın sayısının geçmişe göre azalması düşünülüyor.
Bu tabii gelecekte denetilmesini tehdit altına alabilecek unsurlardan biri gibi görünüyor. Doğru, ben de katılıyorum. Ama diğer taraftan denetçilerin artık daha kaliteli denetim yapabilmek ve veriyi analiz edebilmek için denetimde veri analiz yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğini anlatıyor. Böylelikle mesleki muhakeme ve profesyonel şüphecilikte daha yetkili bir ekibi denetim kadrolarında yer alması gerekecek. Ve daha ağırlıklı olması gerekecek bu kadrolarında. Aynı böyle olunca gelecekte bir denetçi profili aslında şekillenmiş oluyor. Teknolojiden anlayan, yazılım dilini bilen, yani aslında konvansiyonel yöntemlere göre şu an daha ne hazırda biliyorsunuz, denetim mesleğini icra etmek üzere işletme, iktisat gibi bölümlerden mezun arkadaşlarımızı iş alıyoruz. Ama bu gelecekte artık mühendislere doğru gelecek. Şu anda bilgi teknolojileri denetim yapan arkadaşlarımız zaten böyle bir background'ları var, geçmişleri var ama artık denetçiler bilgi teknolojileri denetim yapabilen, toplamadan anlayan, veri analisti kimliğine sahip ve yüksek muhakeme gücüne sahip kişiler olacak. Şimdi dünya böyle değişirken, meslek böyle evrim geçirirken, müşteriler gelecekte denetçilerinden ne bekliyor? Bir de buna kısaca değinmek istiyorum. Burada 2016 yılında Forbes Insight'ta KPMG'nin yapmış olduğu bir anketten bahsedeceğim kısaca sizlere. Bu ankette Amerika'da 500 milyon dolar üzerinde ciroya sahip 200'den fazla üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırma sonucu. Bize gösterdi ki, en önemli başlıkları buraya almaya gayret ettim. Artık 2025 yılına doğru müşteriler, şirketler denetçilerinden daha büyük örneklemlerle çalışmalarını bekliyorlar. %80'i bu cevabıymış. Yani şirketlerin artık verilerinden kısıtlı örnekler seçerek değil de tüm popülasyona bakıp onun üzerinden anomalileri gören bir denetim tipolojisi bekliyorlar karşılarında. Daha net bir bakış açısı bekliyor 3DX tarafından. Yani denetim yapılan alanlara daha yoğun odaklanmış ve bununla beraber detayına giren bir denetçi karşılarında görmek istiyor müşteriler. Daha gelişmiş teknoloji kullanımı gerekiyor diyorlar. Doğru, çünkü %80'i büyük örneklem üzerinden çalışmasını beklediği için bunu da teknolojiyle yapılabileceğini doğal olarak söylüyorlar. Veri analizi araçları kullanılması gerektiğini söylüyor, yarısından biraz fazlası. Derin analizler yapılmalı, yani kritik denetim konularını yoğunlaşırken sınırlı hesaplamalarla kalmayıp bütün veri araçlarını kullanıp tüm iç ve dış kaynakları kullanarak daha derin analizler yapılması gerektiği yönünde düşünceleri. Şirketler denetçilerin artık gelişmiş bir bakış açısıyla denetimlere yaklaşmasını ve trendi, geleceği anlatan bir bakış açısıyla denetimlerini yapmalarını istiyorlar. Risk değerlendirme, şirketlerin denetimlerinde denetçiler risk değerlendirmesini kendileri için yapıyorlar ama şirketler de denetçilerinden kendi risk değerlendirmelerinde, risk teşhislerinde denetçilerin öngörülerinden de artık faydalanmak istiyorlar. Daha şeffaf bir süreç istiyorlar. Yani denetçinin denetimi nasıl yaptığı, hangi teknikleri kullandığı ve ne tip sonuçlara ulaştığına ilişkin daha açıklayıcı bilgiler istiyorlar. Ki biliyorsunuz bu konuda kritik denetim konularının denetim görüşlerine taşınması konu. Bu halka açık şirketlerde bu seneden itibaren artık denetim görüşlerinde yer alacak konulardan bir tanesi. Denetçilerin yeteneklerinin artmasını bekliyorlar. Teknolojiyi kullanan kritik yetenekleri, muhakeme yetenekleri gelişmiş bir profilden bahsediyorlar özünde. Sadece bulgular, hatalar, olumsuz noktalar değil, aynı zamanda da yapıcı eleştirilere, yani bu şirket diğer şirketlere veya sektöre göre hangi noktada daha iyi, bunları da duymak istiyorlar. Hal böyle olunca bu araştırmanın sonucuna göre şunu söyleyebiliriz. Artık büyüyen veri kapasitesiyle, artan teknoloji kullanımıyla beraber denetçilerin de buna ayak uydurması, daha büyük bir popülasyon üzerinden daha katma değer ve içgörü sağlayacak şekilde şirketlere bulgularını sunması gerekiyor. Ve de bunu kullanabilmek için de buna uygun yetkinlikleri de bünyesinde artık barındırması gerekiyor. Peki KPMG'nin teknolojide, denetimde teknolojiyi kullanması şu anda ne durumda? Bir de kısaca size onlardan bahsedeyim.
Geçmişte belgeler üzerinden yürütülen bir denetimden bahsediyoruz. Bugüne gelindiğinde artık risk odaklı sistemler üzerinden yürüyen bilgi teknolojileriyle entegre bir denetime doğru geldik. Artık gelecekte de geleceğe bir bakış açısı veren bir entegre raporlamaya doğru gidiyor şirketler. Denetçiler de buna doğru evrilecek. Bu sırada KPMG olarak biz teknolojiyi çok sıkı bir şekilde hayatımıza soktuk ve sokmaya devam ediyoruz. Sadece denetimde değil, danışmanlık ve belge alanında da dünyanın önde gelen teknoloji ve yazılım firmalarıyla çeşitli iş birliktelikleri ve iş ortaklıkları kuruyoruz. IBM Watson'la yapay zeka üzerinde çalışılıyor. McLaren'le, belki bilirsiniz, bu bir hani Formula 1 markası gibi gelse de size, aslında bu bir özünde veri analizi de yapan bir firma. KPMG'nin geliştirdiği bir iş ortaklığıyla McLaren'le beraber ileriye doğru verilerden tahminleme yapabilecek ve denetimde de kullanılabilecek bir araç üzerinde çalışılıyor ve projeler bazında da uygulanıyor. Microsoft'la beraber bir bulut hesaplama projesi üzerinde işbirlikleri yapıldı. Bu uygulanıyor çeşitli projelerde. Gibi çeşitli projeler var, iş ortaklıkları var. Denetim tarafında ise geçmişten beri uygulanan ve bugün de yine hayatımıza giren çeşitli araçlarımız var. Şimdi kısaca onlardan bahsedeceğim. Biz KPMG olarak 10 yılı aşkın bir süredir teknolojiyi çok yakından takip edip hayatımıza sokmuş durumdayız. Yani sadece elektronik dosya değil, elektronik dosyanın içerisinde yer alan denetim kanıtlarının otomatik olarak üretilmesi, alınan müşteri verilerinin daha hızlı bir şekilde analiz edilmesi ve bunların sonuçları üzerinden denetim görüşü oluşturulmasına giden yolda çeşitli araçlar kullanıyoruz. IDEA bunlardan bir tanesi. Bu bir üçüncü taraf yazılımı. IDEA uzun yıllardır kullandığımız bir araç. Çok eski bir araç. Hepinizin bildiği en basit veri analiz aracı aslında Microsoft Excel. Excel'in kapasitesinin yetmediği yerlerde IDEA üzerinden veriyi analiz etme, önceden geliştirdiğiniz formüllerle sonuçlara ulaşma şansına sahipsiniz. KPMG olarak üzerinde geliştirdiğimiz birçok formül var. Bunları kullanıyoruz çeşitli denetimlerde. CAP, KPMG'nin otomatikleştirdiği denetim prosedürlerini ifade ediyor. Yine IDEA'da bahsettiğim formülleri, otomatik denetim prosedürlerini Oracle, SAP, Microsoft, Navision gibi bazı yazılımlara uygun hale getirip ve sayılarını artırarak çeşitli denetim programlarını artık otomatik hale getirdik. Ve bunları insanın yapması yerine hızlıca ve daha keskin ve daha doğru bir şekilde makinenin yapmasına olanak sağlamış durumdayız ve bunların sonuçlarını artık insanlar analiz ediyor. KPMG Clara ise şu anda KPMG Global'in tüm dünyada uygulamaya başladığı bir audit platformu. Şimdi kısaca ondan biraz bahsedeyim size. Bu akıllı denetim platformu artık tüm denetim yetkinliklerimizi içinde barındıran bir platform haline geldi. Ve buna da isim ararken daha keskin, daha berrak, daha odaklı bir denetim yapmak için Latince kökenli Clarus'tan Clara'yı seçtik. Clara içerisinde neler barındırıyor? Clara bugüne kadar anlattığım tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir elektronik platform. Bu platform sadece denetim yapmaya değil, denetçinin denetim yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgelere müşteriyle iletişimi sağlayarak yönetebildiği bir ayrı kısma da sahip. Sol taraftaki collaboration diye geçen kısımda. Burada müşterinizi yetkilendirip bilgi alışverişini yönetip gerekli takvimleri de içeriye tanımlayarak zamanında denetimin takvime göre yürümesini karşılıklı kontrol altında tutabiliyorsunuz. Engagement tarafı, yani denetim projeleri, yetkilendirilmiş denetim elemanlarının bağlanıp denetimi gerçekleştirdikleri, dosyalamalarını yaptıkları, eş zamanlı ve gerçek zamanlı yürüyen bir denetim platformu. Alex, Thought Leadership ve diğer kısımlar ise Marketplace ise denetçilerin denetimleri yaparken kullandıkları dış kaynakları ifade ediyor. Hem muhasebe standartları, hem denetim standartları, hem KPMG'nin bunlara ilişkin yorumları, örnek raporları, örnek vakaları, denetlenen şirket veya başka şirketler ve veya sektörlerle ilgili çeşitli araştırma yazıları, makaleler gibi kaynaklara da buradan ulaşması artık oldukça kolay. Clara portalında sol tarafta saydıklarımın dışında önemli bir özellik daha geliyor hayatımıza. O da şu: denetimde veri analizi ve yapay zekayı kullanabileceğimiz bir kısım açılmış durumda artık. Bu
gelişmiş yetenekler artık denetimlerde kullanılır oldu. Bunlardan kısaca bahsedeyim. 4 tane ana ekran görüyorsunuz. İlki aslında denetimin yapılma sırasında denetçilerin gidişatı görmesi, önemli riskleri, önemli konuları takip edebilmesi için ekran anlamına geliyor. Planning Analytics aslında planlama analizleri için yapılan otomatikleştirilmiş bir ekran. Account Analysis, Journal Entry analizler ise daha hesap ve işlem bazlı analizlerin yapıldığı veri analiz araçlarının kullanıldığı alanlar. Kısaca bu ekranlardan birkaç görsel sunmak istiyorum size. Önemli hesaplara ilişkin bu ekran bize denetimde finansal tabloları denetlerken seçtiğimiz, önemli dediğimiz, içinde hata, içinde suistimal riski barındıran, önemli işlem hacmine sahip kaç tane hesabı belirlediğimiz, geçmiş yıla göre bunların sayısının ne seviyede seyrettiği gibi, bunun dışında da denetim prosedürlerinin hangi aşamada ilerlediği gibi ekranlara sahip. Deminki başlıklardan biri de hesap matrisiydi. Hesap matrisi ise KPMG tarafından geliştirilen tüm işlemlere ilişkin neredeyse borç ve alacak senaryolarına göre muhasebe verisinin uygun çalışıp çalışmadığını bir saniye içerisinde analiz eden ve denetçiye daha ilk dakikada bu muhasebe hesaplarında senaryolara uygun olmayan bir durum varsa veya beklenmeyen veya senaryo dışı bir durum varsa hemen önüne koyan bir ekrandan bahsediyorum. Bunun güzelliği şu, anomalite görülen ekranda hemen içine girip anomalite olduğunu düşündüğünüz hesaplara ilk dakikadan yönlenmeniz de mevcut. Bu hem önemli risklerin belirlenmesi, önemli hataların tespitine yönelik de detay testinin yapılmasında oldukça faydalı. Bir diğer kısımda bunun akabinde bu borç ve alacak senaryoların hesaplar üzerinden nasıl aktığını gösteriyor ki böylece detaydan kurtulup denetçilerin en tepeden rakamların nasıl hareket ettiğini biraz daha görsel hale getiriyor. Yine buradan da içlerine girip anomalite olduğu durumlardaki işte kırmızı gibi renklere işaretleniyor bunlar. İçlerine girip anomaliteleri görüp bunları açıklayıp veya şirkete bildirip düzeltilmesini istediğiniz yerler de çıkabiliyor karşınıza. YMY kayıtlarının analizi, bu YMY kayıtlarıyla ilgili her denetçi bir analiz yöntemi kullanıyor. Bizim kullandığımız analiz yönteminde de yine tüm muhasebe verisini içeriye atarak burada daha önceden belirlenmiş veya şirkete özgü belirlenmiş kriterlere göre beklenmeyen aykırı durumları tespit edip hemen bunlarla ilgili trendi görme şansına da, detayını görme şansına da sahibiz. Aynı zamanda bu şirketle ilgili bir takım etkin olmayan alanların da ortaya çıkarılmasında kullanılabiliyor. Muhasebe elemanlarının çalışma yoğunluğunu, kimin tarafından ne kadar kayıt atıldığını, hangi zamanlarda atıldığını, bu kadar detaya girmek de mümkün. Şimdi KPMG Clara platformu üzerinden denetim yapan bir KPMG ekibinin gelecekteki bir denetim senaryosunu size bir video ile sunmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda bizi nasıl bir denetim bekliyor? Teknolojiyle nasıl bütünleşmiş? Müşteriye nasıl yansıtıyoruz? Bir kısaca bunu sunacağım. Sonra da sunuma son vereceğim. Notify the board, but please go ahead and organize a deeper
die as it hardly on the main road. Will do. But you just assess the situation on the ground. I'm going to send an outfit of drones to review activity. And Charles, I'll need to conduct interviews with key executives. I'll arrange that now. Thank you. Okay, so I'll go on to those interviews. But Clara, once they're done, can you review the data and drone footage overnight? Of course. Hitesh, can you reach out to Laura Schmidt on fraud specialist and get her to help identify the extent of the fraud and she lost them involved? Clara, can you review all communications, emails, instant messages, any relevant documentation and pass on to Laura as soon as it's done? Upload the data now. Let's catch up in the morning once Clara's processed the information. Okay, no problem. See you then. Sayın Hakan Ölekli'ye de çok teşekkür ediyoruz. Süre durumumuz nasıl tam bilemiyorum ama 3 dakikayı da sorularınız için ayıralım ve sonra oturumu bitirmiş olalım. Soru sormak isteyen elleri görebilir miyim? Evet Kemal, seni çok iyi görüyorum. Kemal. İki soru alalım ve oturumu bitirelim. Soru sahipleri sorularını kime yönelttiklerini de belirtirlerse mutlu oluruz. Buyurun Kemal Tapkan. Kemal Tapkan, Türkiye İşletme Meslekleri Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Standart Profil İşletim Başkanı. Benim aslında bir tane sorum var. Hakan Bey'le, sevgili Hakan Bey'le. Aralarında görüşebilirler soruları. Birincisi, BIT ile ilgili uygulamalardan bahsediyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda bu uygulamaların %100 performansla çalıştığını düşünüyor musunuz? Çalışmama sebebi eğer varsa neler, en önemli sebepleri neler olabilir? Birinci sorum bu. İkincisi de bu örnekleri bilim kurulu gibi Hakan Bey'in örneğinde gelecekte olan bir şey gibi görüyoruz ama bugün itibariyle gerçekten yaşadığınız bir tespit ettiğiniz bu sistemler sayesinde suistimal olayı var mı? Çok kısa isim vermeden aktarırsanız çok memnun olurum. Yani çünkü Trust and Advisor güvenilir işletme danışmanlığından bahsediyoruz. Gerçekten bu örnekler olduğu gibi böyle bir şey söylediğiniz zaman çok etkileniyor ve işin değeri gerçekten ortaya çıkıyor. Bunu yaptığınız farkalar bir tahmin edeceğiz. Teşekkürler. İkinci soruyu da alalım isterseniz. Siz not alıyorsunuz herhalde değil mi? Sayın hocam izniniz olursa ben 10 dakika size bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Kaç dakika pardon? 10 dakika. 10 dakika çok uzun. Lütfen sadece 1 dakikanız var. 1 dakikanız var lütfen. Çok rica ediyorum. Ama hani bu salondan bir şeyler söylememiz lazım hocam. Ama 10 dakika tebliğ sahipleri 20 dakika konuştu. Siz de bir tebliğ sahibi gibi süre istiyorsunuz. İnovasyon dediği yalnızca Big Four'dan dostlarımız, meslektaşlarımız değil. Big Four'dan... Bakın çok teşekkür ediyorum. Oturum yöneticisi olarak size sadece 1 dakika verebilirim. Denetimli inovasyon, bu inovasyonun malum şartları etkilerini falan konuşmak çok güzel de bunların ülke gerçekliğiyle ilgisine değinmeden ya da bunun ekonomik politiğine değinmeden
sosyolojisine, felsefesine değinmeden geçersek. Bakın, son gün bir panelimiz olacak. Bütün gerçekleri orada hep birlikte tartışacağız. Lütfen sizden konuşmacılara sorunuz varsa sorunuzu rica ediyorum. Ben dünyadaki herhangi bir dilde oğlum icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme, büyük lokmayı büyük laf söyleme gibi tabirlerin olduğunu hiç düşünmüyorum. Artı eğer inovasyon konuşacaksa bu ülkede akademiyi bir kere konuşmamız lazım. Bu ülkede 180'in üzeri üniversite, 2500'e yakın fakülte ve bu fakültelerde sizin de içinde olduğunuz yaklaşık 100.000 üzerinde akademisyen çalışmakta. Maalesef bu akademi bir jicek çıkaramamıştır. 2 milyon nüfuslu Slovenya'dan bir filozof akademisyen jicek çıkmıştır. Fakat işte nüfusu Antalya'da küçük olan Slovenya bir jicek çıkarabilmiştir. Türk akademisinin üretme sorunu yoktur. Nitelik üretim sorunu vardır. Devam edelim isterseniz. 2014 yılında Yıldız Holding grubu şirketlerinden Ülker, Harvard'da bir sağlık merkezine 24 milyon dolar bağış yaptı. Başında Gökhan Atomişik var. İzleyin, önümüzdeki süreçte mutlaka Nobel tıp ödülünü alacak şeker hastalığıyla ilgili çalışıyor. Harvard'ın bu kampanyayla toplamayı düşündüğü para 6,5 milyar dolar. 6,5 milyar dolara sinirlenmiyor musunuz sevgili dostlar? 6,5 milyar dolar, biraz önce söyledim, 180 üniversite içerisinde 180 tane kamu üniversitesinin 2017 yılında 25,5 milyar TL eski parayla 25,5 katkıdan olan Türkiye bütçesine eş. Başka bir örnek vereyim. Yine önümüzdeki süreçte bunları lütfen not alın. Daron Acemoğlu ile ilgili saç yapıyorsunuz. MIT'de hocalık yapıyor. Nobel İktisat Ödülü'nü alacak. Bundan birkaç sene önce İzmir'de İktisat Kongresi toplandı. Ki Daron Acemoğlu öyle Marksist, sosyalist falan bir iktisatçı değildir. Aynı Stiglitz gibi Nobel'de, aynı Paul Krugman gibi Nobel iktisatçıdır. Kemal Derviş çizgisinde düzenin içerisinde muhalif şeyler söyleyen... harika şeyler söylüyorsunuz ama bu oturum denetimde inovasyon konulu bir oturum. Oturumdaki konuşmacılara ben sorularınızı almak istiyorum. Benim görevim de bu. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Doğru, üniversitelerle ilgili tespitleriniz, ülkeyle ilgili ama her şeyi yerinde, yerinde konuşalım. Lütfen, çok rica ediyorum. İnşallah. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Hakan Ertem'den mi başlayalım? Buyurun. Öncelikle soru için teşekkür ediyorum. İlk soru, veri analitiğinde her şey güllük gülistanlık mı? İstediğimiz veriyi gerçekten bu kalitede alabiliyor muyuz? Şeklindeydi. Şimdi veri analitiğinin en büyük problemi veriyi alma aşaması. Aramızda daha uzman arkadaşlar var. Onların sözünü almak istemem. Hakan belki katkıda bulunabilirsin. Eforun %60'ı veriyi alıp kullanılabilir hale getirmekte harcanıyor. Globaldeki benchmarklar bu şekilde. Dolayısıyla problemlerden bir tanesi bu. Şimdi her ne kadar sistemlerde işte SAP'den direkt okuyan sistem yaptık dense de A şirketinin SAP'si ile B şirketinin SAP'si de aynı olmadığı için o da bir çözüm olmuyor. Dolayısıyla problemlerden bir tanesi bu. Verinin bir kere temiz bir şekilde çekilebiliyor olması en temel problem. Onu aştığınız noktada, şimdi biz mesela kadromuza istatistikçiler, veri analistleri almaya başladık. Çünkü çektiğiniz veriyi yorumlamaya dönüştürmek de bir iş ve bu farklı bir uzmanlık. Belki okullarımızdaki dersler de o yönde geliştirilebilir. Çocukların yazılım yapması lazım. Yazılımdan kastım elektronik bilgisayar yazılımı olarak düşünmeyin. Mesela ClickView programının arkasında da bir yazılım var. Bunu birisinin kodlaması lazım. Oralarda yetkinlik eksikliklerimiz var. Bunları geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence temel iki problem bu. Diğerine geçmeden evvel Hakan'a söz vermek isterim. Ben de şunu ekleyebilirim. Veri analizi kullanmak, Hakan'ın da dediği gibi veriyi çekmekle başlıyor. Veri çektiğiniz ortama da bakmak lazım. Veri çekmek istediğiniz program, bütün verinin içeride kayıtlı olduğu bir program değilse çektiğiniz veri anlamlı hale gelmiyor. Yani kaydı atan kişi, işlemi yapan kişi, bunu değiştiren kişi, silen kişi, tarihi vesaire gibi bilgiler yoksa özellikle suistimal riskine ilişkin kanıtlar ulaşılamaz kalabiliyor.
Geri kalan kısımlar artık jenerik olacak ama işte veri çekmeyi bilenler, veri çekme konusunda size müşterinin yardımcı olması vesairenin ötesinde bir de şunu söyleyeyim. Veri analizi yapabilmek için veri çekmeniz gerekiyor. Müşterilerin hassasiyeti oluşabilir. Yani çektiğiniz verinin güvenli bir yerde durduğundan emin olmak istiyorlar. Bu önümüzdeki engellerden en önemlilerinden biri aslında. Bunu anlatmanız gerekiyor. Verinin nerede durduğu, hangi serverda saklandığı, hangi sertifikalara sahip olduğumuz, buna ilişkin teyit şeylerimiz, güvence sözlerimiz, bunlar çok önemli. Bizim gibi firmaların zaten aksini yapması beklenemez. Elbette hackerlar var. Zaman zaman maalesef basında duyduğumuz bir takım hikayeler yaşanabilir ama bu güveni sarsmamalı. Bu herkes için geçerli. Ama bunun için tüm önlemleri aldığını anlatıyor denetçiler. Şirketlerin buna güvenmesi gerekiyor. Denetim için kullanılması ve onlara yarar sağlayabilmesi için. Bu ikinci şeyi, challenge diyelim. İkinci kısma gelecek olursam, Hakan da sen de bir şeyler ekleyebilirsin. Tabii ki birebir case'i anlatmam doğru değil, uygun da değil. Ama şunu söyleyeyim, en yakın tarihlerdeki örneklerden bir tanesi. Bir örnek için, yani daha müşterimiz olmayan bir şirkette bunu uygulayalım, bakalım nasıl çalışıyor dedik. Ondan gideyim. Çalıştırdığımız zaman bir analiz yöntemimiz vardı. Bu şeylerin, tool'ların içerisinde, araçların içerisinde. Kim yapabilir? Yapabilir mi? Ve yapıldı mı analiz? Yani görevler ayrılığı ilkesinin çalışıp çalışmadığına bakıyor. CFO'ya götürdüğümüz analizde şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Yani CFO'nun hiç haberinin bile olmadığı bir takım görev çakışmaları ve onaysız yetkilendirmeler oldu, ortaya çıktı. Hemen araştırılmasını istedi, biz onu da yapmıştık. O kişi kayıtlar attı mı, işlemler yaptı mı diye. Oradaki büyüklüğe, etkiye baktı hemen ve onları incelemeye başladı. Diğer analizlerden bir tanesinde de şu çıktı. Sene içerisinde bazı yapılan sabit kıymet yatırımlarının faydalı ömürlerine sistem üzerinden girip müdahale edildiği görüldü. Amortismanlarıyla oynanmış. Bazı bir case'de de şu çıktı, yaşlandırma analizi çekiyor şirket, bunu kullanıyor karar almak, aksiyon almak için. Halbuki yaşlandırma analizine yansıyan müşteri vadelerinin çeşitli zamanlarda değiştirildiğini gördü gibi sonuçlar çıkabiliyor. Bunlar hile veya suistimali hemen işaret eder mi? Bunlar basit hatalar mıdır? Karışıklıklardan mı çıkmıştır, basit hatalardan mı çıkmıştır? Bunlar analiz edilmesi gereken şeyler. O yüzden çıkan şeyler hemen hata değil, hile veya suistimal demem de doğru değil burada. Ama denetimlerde bunlardan faydalanmak oldukça kıymetli. Sadece bizim için değil, müşteri için de çok kıymetli. Çünkü bütün datayı oturup her zaman müşterinin çalışma şansı yok. Zaman çok dar. Ben de hemen şunu ekleyeyim. Hollanda şubemizin oluşturduğu program var, Process X-Ray diye. Bunlar tamamen süreç analitiği programları. Siparişin girişinden faturanın kesilip tahsil edilmesine kadar ki bütün süreci takip ediyor. Ve kimin onayından geçmiş, bunun haritasını çıkartıyor. Şimdi bütün işlemleri haritaya döktüğünüzde kalın bir çizgi çıkıyorsa olması gereken yoldan gidiyor. Yani milyonlarca işlem yapılmış o hat üzerinde. Ama ince bir çizgi görüyorsunuz, bakıyorsunuz buradan gitmiş. Veya onaylaması gereken birisi onaylamadan geçebilmiş. Dönüp bu işlemleri çok rahat bir şekilde ayrıştırabiliyorsunuz ve onlara odaklanabiliyorsunuz. Zaten analitiğin özü aslında veri bazlı risk analizi yapmak. Yani bu şirkette zaten şuralar risklidir derken bunu bir şeye dayandırabilmek için kullanılıyor. Umarım soruyu cevaplamışızdır. Çok teşekkürler. Evet, ben sabırlarınız için sizlere ve çok önemli sunuşları içinde konuşmacıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denetimde inovasyonu konuştuk. İşimiz nasıl değişiyor, dönüşüyorsa kendimizi de aynı hızda değişime ve dönüşüme hazırlamak zorundayız. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Denetim reformu ve ülke uygulamaları konulu oturumumuz için konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Oturumumuzu yönetmek üzere oturum başkanı, yeminli mali müşavir Sayın Leon Aslan Coşkun.
Avrupa Birliği'nde denetim reformu uygulaması konulu sunumu yapmak üzere Mazars Grup Denetim Uyum Başkanı Sayın Jean-Luc Barle. Rusya'da denetim reformu uygulaması konulu sunumu yapmak üzere PwC Rusya Denetim Hizmetleri Direktörü Sayın Erhan Poyrazoğlu. Orta Doğu'da denetim reformu uygulaması konulu sunumu yapmak üzere Deloitte Dubai Denetim Bölümü Ortağı Sayın Musa Ramahi. Başarılı bir oturum diliyorum. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, iyi günler. Şu ana kadar muhasebe dünyasının geleceğinden bahsedildi. Şimdi geleceğe dönüyoruz. Bugünkü seans Avrupa denetim reformunu konu alacak. Birçok ülkeyi etkileyen sonuçlarından ve Fransa, Rusya ve Orta Doğu'da nasıl uygulandığından bahsedilecek. 2014 yılının Nisan ayında 137 sayılı bir regülasyon Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlandı. 2006 yılında yürürlüğe giren 43 sayılı bir yönerge etkiledi. Buna Avrupa Birliği Denetim Reformu diyoruz. Bunun temel sebebi ise 2008 yılı ekonomik kriziydi. Son birkaç yıl boyunca üzerinde çok konuştuğumuz bir konu oldu. Reformun birincil sebebi, tekil bir piyasaya Avrupa şirketlerinin denetimi için temel atmaktı. Kamu yararı kuruluşlar başta olmak üzere, Avrupalı şirketler aracılığıyla finansal raporlardaki güveni tazelemek, kalite, özgürlük ve denetçiler arasında ortak nokta bulmak amaçlandı. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den farklı olarak denetim çalışmaları farklı bir şekilde uygulanıyordu ve ülkeden ülkeye de değişiyordu. Ayrıca bazı ülkelerde dominant global şirketlerin fazla yoğunluğu vardı. Bu da aynı zamanda yerel bağlantıları, inovasyonları ve özgürlüğü önlüyordu. Öncelikle reform, ülkeler arasındaki denetim uygulamalarını tek çatı altında toplamaktı. Ayrıca denetim kalitesini ön plana çıkarmak ve yasaklanan, engellenen hizmetleri düzenlemekti. Ben reformun detaylarına değinmeyeceğim. Konuşmacılar değinecek. Ancak reformun yalnızca Avrupa Birliği ülkelerini değil, bizim de dahil olduğumuz birçok ülkeyi etkilediğini belirtmeliyim. Bunun nasıl uygulandığını dinlemek de ilginç olacaktır. Avrupa başta, ancak Rusya ve Orta Doğu gibi başka bölgeler de etkilendi. İlk konuşmacımız Jean-Luc Barre, Mazars'ın uyum direktörü.
Kendisi bir uzman muhasebeci ve kanuni denetçi. Masar'a 1987 yılında katıldı ve 1996 yılında ortak oldu. CSR Kamu Şirketleri Görev Gücü Komitesi ve Fransız Kanuni Denetçiler Birliği'nden biri. Ayrıca 2001 yılından beri CNCC Profesyonel Standart Komitesi'nde görev yapıyor. Masar'ın ulusal denetim anlamındaki temsilcisi, Firmalar Forumu ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun üyesi. Jean-Luc, söz sizde. Hepinize burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Oldukça verimli ve bilgilendirici bir organizasyon oldu ve olmaya da devam edecek. Bildiğiniz gibi adım Jean-Luc Barre. Masar şirketinin uyum direktörüyüm. Hem bir mühendis hem de profesyonel muhasebeci olarak inovasyon konusunda zorluklarla başa çıkmayı seviyorum. Reformun bize getirdiği inovasyon çerçevesindeki değişikliklerden bahsedeceğim. Öncelikle burada sunacağım görüşlerim tamamen bana ve Masar şirketine ait olduğunu belirtmek istiyorum. Üyesi olduğum herhangi bir uluslararası komite adına konuşmuyorum. Leon, reformun neden gerçekleştiğini sormuştu. Öncelikle sebebi 2008 ekonomik krizinin sonuçlarını önlemek içindi. Ancak toplum güvenini geri kazanmak için de uygulandığı söylenebilir. Ayrıca daha hareketli bir Avrupa denetim sektörü yaratmak için de. Fransız direktif incelemesinin ardından birkaç anahtar noktadan bahsedeceğiz. Uygulama tarihleri bunlardan biri olacak. Ayrıca inovasyonlar kapsamında ne kadar ileri gidildiğinden de bahsedeceğim. Kamu kuruluşlarından da ilerideki dakikalarda bahsedeceğiz. Sonrasında denetim partner rotasyonlarını nasıl uyguladığımıza değineceğim. En sonunda da regülasyonlar tarafından denetim kurullarına verilen görevleri ele alacağız. Bu slaytta gördüğünüz gibi denetim direktifleri uygulamalarının regülasyonları gerçekten güçlü bir işleme dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu da regülasyonu güçlü kılan bir etmen. Ayrıca şirketler ve organizasyonlarla ilgili bilgiler topladık. Onları da göreceğiz. Bu konuda da direktif bağlamında inovasyonların olduğunu görüyoruz. Rüşvet önleme konusunda gelişmeler ve yasal denetimdeki ahlak etikleri üzerinde çalışıyoruz. Konuya hızlıca gireceğim. Ancak reformun temel amacı denetim sürelerini arttırmaktı. Ayrıca denetim şirket rotasyonu,
denetçi rotasyonu ile ilgili yeni düzenlemeler getirmeyi amaçlıyordu. En önemli kısmı ise direktif doğrultusunda IFAK ek raporunu inceledik. Bu rapor bu yıl listedeki şirketler ve sigorta şirketleri için uygulanacak. Sigorta şirketleri ve ortak sigorta şirketleri. Bahsedeceğim başka bir konuysa denetçi olmayan şirketlerin sınırlandırılmaları. Sigorta şirketleri açısını ele aldığımızda kamu şirketleriyle ortaklık gösteriyorlar. Finansal holdingler gibi küçük şirketler, sigorta grup şirketleri gibi, ortak sigorta şirketleri, ayrıca sosyal güvence şirketleri. Çok geniş bir tablo. Neredeyse Fransız kamu şirketlerinin iki katına çıkmış durumda. Ve bu kamu şirketleri de oldukça sıkı kurallar çerçevesinde çalışıyor. Peki bu kurallar neler? Denetleme dışı yasaklanan hizmetler listesi. Avrupa Birliği regülasyonunda belirtildiği gibi. Ancak ahlak kuralları da bunu gerektiriyor. Peki denetçi olmayan hizmetlerdeki inovasyonlar neler? Kısıtlanmış hizmetler listesindeler. Ve bu listede eski yıllarda muhasebecilik kapsamında olmayan hizmetler de görebilirsiniz. CSR bilgi raporları, piyasa hareketleri doğrultusunda çalışmalar, 352 sayılı kanuna göre hazırlanan teminat mektupları da bunun kapsamında. Ayrıca ISO 300 gibi. Önemli gelişmeler bunlar. Çünkü denetim ve profesyonel muhasebeciliğin işleyişini global rapor bağlamında değiştiriyor. Şirketlerin, kamu şirketlerinin yalnızca muhasebe ve finansal bilgi değil, global raporları da oluşturuluyor. Denetim firma rotasyonu. Denetim direktifi Avrupa piyasasına ortak kuruluşların girmesini sağlıyor. Daha önce belirtilen üye ülkeler arasından Fransa ve İspanya yer alıyor. Avrupa'daki diğer ülkeler de bunun içinde. Bu yeni sistemin içinde 10 yıllık bir firma rotasyonu uygulaması var. İstenirse sonrasında bir 6 yılda uzatma süreci var. Bu kanun denetim için geçerli. Ortak denetimlerde ise neredeyse 24 yıllık bir değişim sürecinden bahsediyoruz. 24 yıllık sürenin sonunda ise bazı durumlarda 4 yıllık bir dinlenme süresi bulunuyor. Tabii bunun uygulaması için ölçümler yapıldı. En eski rotasyonlar çok hızlı değişime geçecek. 2012 Ocak ayından önce olan rotasyonlar. Daha yakınlar içinse bu 2023 olacak. Ölçümler içinse son tarih Avrupa Direktifinin yayınladığı Ocak 2014 olacak. Ortak rotasyon tüm firmalar için uygulanacak. Fransa tarafından uygulandı. Bu da denetimi zorunlu kılacak.
6 yıllık bir rotasyon sürecinin ardından 3 yıllık bir dinlenme süresi olacak. Son olarak önemli bir konu. Denetim komitelerinin denetçilerin incelenmesi konusunda ciddi bir değişikliğe gidileceği. Bunları ortak toplantılarında bildirmeleri gerekiyor. Yasal denetim konusunda randevu almaları gerekecek. Sonrasında yalnızca tek bir teklif değil, her pozisyona iki denetçi geçirilecek. Yani ortak bir denetim şirketiniz varsa, dört ortak şirketin kararları birlikte alınır. Elbette ayrı ayrı da karar alabilirler. Ancak sonunda toplantıda tek bir karar almalıdırlar. Denetçilerin bağımsızlıklarını da değerlendirmeliler. Denetim şirketlerinin denetim dışı hizmetlerini de kontrol etmeliler. Bu işbirliğini gözlemlemeli ve denetim fiyatlarının bazı sınırları aşmadığından emin olmalılar. Finansal bilgiyi değerlendirme ve risk yönetimi konusunda elbette yine aynı yetkilere sahipler. Ancak denetçilerin detaylı raporlar tutması onların sorumluluğunda. Denetim reformunda önemli bir nokta da bu. Denetçiler ayrıntılı raporlarla denetim komitesine başvurmalı. Direktif doğrultusunda önemli görülen bilgileri paylaşacaklar. Peki bu bilgiler ne? Denetim şirketlerinin bağımsızlığı birinci madde. Denetim şirketlerinin hazırlayacakları ayrıntılı raporlarda bulunan anahtar noktalar. Finansal raporlar içindeki network ağının bir denetçi ya da uzman tarafından kullanılması ve özgürlüğün burada kanıtlanmış olması. Denetim komitesiyle iletişim aralığı. Denetim kontrolünün genişliği ve uygulama takvimi. Ortak şirketlerde iş dağılımının çalışanlara göre yapılması. Bunlar da önemli konulardır. Ortak şirketlerin ikisi tarafından kullanılan ortak metodlar ve materyal eşiğiyle karar verilme şekli. Şirketin İçinde bulunduğu sorunları ortak bir şekilde anlatmalılar. Ve kontrol anlamında yaşanan herhangi bir büyük sorunla karşılaştıklarında sorunun sebebini ve sonuçlarını finansal raporlardan belirtmelidirler. Aynı zamanda bütünleşen finansal raporların genişliğinden bahsetmeliler. Görevler esnasında karşılarına çıkan büyük sorunlar. Son olarak da genelde Fransa'daki ortak firmalarda
hiç olmaz ama anlaşmada sıkıntı yaşama. Yani denetim raporlarına başlamadan önce şirket içindeki durumu anlatan bir raporu denetim komitesine göndermeleri gerekiyor. Bu bir kamu isteği değildir. Ama finansal piyasa otoriteleri, banka müdürleri ya da sigorta şefleri tarafından istenebilir. Denetçi randevuları. Bunlar da komitelerin önemli sorumlulukları arasında. 10 veya 24 yıl ardından denetçilerin denetimi isteği geldiğinde zorunlu prosedürler uygulanır. Denetim komitesinin ihale sırasında izlemesi gereken süreç budur. İhale belgeleri hazırlanmalı, kriterler açık bir şekilde ifade edilmeli ve ihalede uzlaşılmalıdır. İhalenin değerlendirilmesi ve değerlendirilmiş tekliflerin hazırlanması da bu sürecin bir parçasıdır. Ardından ihale komitesi bu teklif ve belgeleri yönetim kuruluna sunmalıdır. Ardından kurul bu değerlendirmeleri ortaklar toplantısına götürecektir. Ve genel toplantı sırasında denetim ortaklar tarafından gerçekleştirilecektir. Şunu da belirtmek isterim ki, kanuni denetçilerle kişisel olarak yapılan anlaşmalar geçersiz ve yasal değildir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oturumdan sonra sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Teşekkürler Jean-Luc. İkinci konuşmacımız Erhan Poyrazoğlu. PwC Rusya'da görev yapıyor ve denetim hizmetlerinden sorumlu. Herkese merhaba. Öncelikle İstanbul SMM Odası'na bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum ve yaklaşık 7,5 yıldır Moskova'da yaşıyorum. PwC Rusya'da çalışıyorum. Bir meslek mensubu olarak aynı zamanda bir denetçi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün konuşmak istediğim konular inovasyon konulu bir sempozyumdayız ama şu an hali hazırda Rusya'da neler oluyor? Rusya'daki denetim ortamı ile ilgili size bilgi vermek. Geçmiş yıllarda yapılan bir takım değişiklikleri aktarmak ve önümüzdeki dönemde bizleri neler bekliyor onları paylaşmak. En azından burada Türkiye'de neler olduğuyla karşılaştırma fırsatı bulabileceğinizi umuyorum. Neler yapıldı, neler yapılacak ona geçmeden önce biraz Rusya'daki denetim ortamıyla ilgili bilgi vermekte fayda var. Denetim sektörü bugünkü halini 1990'lardan bu yana almaya başladı. 1990 sonrası Rusya Federasyonu'nun oluşumuyla birlikte hem global firmalar, uluslararası firmalar Rusya pazarını hedef aldı. Hem de Rusya'da yeni oluşmaya başlayan özel şirketler ve aynı zamanda devlet işletmeleri de hem finansman hem de sermaye sağlamak amacıyla global pazarlara yöneldi. Bunun sonucunda tabii ki ekonomik ve ticari faaliyetler arttı ve denetim ihtiyacı doğdu. Bu denetim ihtiyacını karşılamak üzere hem uluslararası büyük şirketler hem de lokal firmalar ortaya çıkmaya başladı ve 1990 sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki yapılarını oluşturmaya başladılar. Denetim faaliyetlerini düzenleyen kanun 2008 yılındaki kanun hala geçerli ama bu 2010, 14 ve 17'de belli bir takım değişikliklere uğradı ve birazdan geleceğiz 2019 ve sonrası için de bir takım değişikliklerin olacağını bekliyoruz. Yasal denetim mecburiyeti kimler için mevcut?
bence tablo burada biraz Türkiye'ye benziyor. Borsaya kayıtlı şirketler, bankalar, kredi kuruluşları, sigortalar, anonim şirketler, devlet işletmeleri, fonlar, bunların hepsi yasal denetime tabi. Bizdeki TTK'ya benzer bir şekilde limited şirketler de yasal denetime tabi olabiliyorlar. Bunun için bir önceki yılın mali tablo büyüklüklerine bakılıyor. 400 milyon ruble üzerinde gelir. 400 milyon ruble bugün itibariyle yaklaşık 25-26 milyon Türk lirası yapar. 26 milyon Türk lirası üzerinde gelirleri ya da 60 milyon ruble, bu da 4 milyon TL toplam varlıkları olan şirketlerin bir sonraki yıl yasal denetim mecburiyeti var. Rusya'da denetimi kimler yapabiliyor? Denetim şirketleri bizdeki gibi ve bireysel denetçiler yapıyor. Türkiye'deki ben açıkçası tam denetim şirketi sayısını bilmiyorum ama Rusya'da 4000 denetim şirketi ve yaklaşık 20 bin bireysel denetçi var. Sanıyorum bizde daha az olduğunu düşünüyorum. Bu denetim şirketleri ve bireysel denetçiler İngilizce Self-Regulatory Organization, kendi kendini düzenleyen bir kuruluşlara üyeler ve bu kuruluşların düzenlediği kurallar aynı zamanda federal kanunlara uygun olarak denetimleri gerçekleştiriyorlar. Bireysel denetçiler ya da denetim şirketleri herhangi bir kuruluşa, SRO'ya üye değilse faaliyetlerini gerçekleştiremiyorlar. Dolayısıyla bu SRO'ların da amacının denetim faaliyetlerini düzenlemek, kurumlar arasında benzer bir kalite, benzer denetim faaliyetleri yürütüldüğünü sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Federal hazine denetimleri, az evvel burada bahsettiğimiz borsaya kayıtlı şirketler, bankalar, kredi kuruluşları, bunları denetleyen denetim şirketlerini denetliyor federal hazine. Limited şirket denetimleriyle ilgilenmiyor. Geçmiş yıllarda yakın zamanda neler yapıldı? 2014 yılında yapılan düzenlemeler en önemlileri son zamanda ve şu an 2017'den itibaren denetim faaliyetlerini önemli ölçüde etkiledi. Bunlardan birincisi uluslararası denetim standartlarına geçiş. Rusya 1 Ocak 2017 itibariyle yasal denetimlerde de uluslararası denetim standartlarını benimsedi. Bizde daha çok bağımsız denetim standartlarının çevirisi şeklinde varken orası direkt uluslararası denetim standartlarını baz aldı. Denetim faaliyetleri, denetim şirketi ve bireysel denetçilerin yükümlülükleriyle ilgili değişiklikler var. Bunlara değineceğim ve SRO'ların faaliyetlerini de ilgilendiren bir takım düzenlemeler oldu. Söylediğim gibi uluslararası denetim standartlarına 1 Ocak 2017 itibariyle geçildi. 2017 sene sonu denetimlerinde denetim raporları daha önceden Rusya'da Federal Audit Law, yani federal kanuna atıfta bulunurken bundan sonra uluslararası denetim standartlarına atıfta bulunacak. Bu bir anlamda regülatörün denetim mesleğini diğer ülkelerin seviyesine çekme yönünde attığı bir adım olarak değerlendirilebilir. Yapılan değişikliklerden diğerleri, önemli olanlarını buraya listeledim. Bunlar çalışma kağıtlarının Rusça hazırlanması. Bu sadece yasal denetimler için geçerli. Örneğin US GAP, US GAS kapsamında yapılan denetimlerde çalışma kağıtları hala İngilizce hazırlanabiliyor. Ama bizim yaptığımız yasal denetimlerde çalışma kağıtlarının Rusça hazırlanması. Bu çalışma kağıtları, denetim dosyaları, veri tabanları, bunların Rusya sınırları dahilinde 5 yıldan az olmamak üzere saklanması gibi ilave yükümlülükler geldi. Dolayısıyla bu bağımsız denetim firmalarını, kendi sunucularını Rusya Federasyonu sınırlarına çekmesi ve benzeri gibi ilave yüklerle karşı karşıya bıraktı. Bağımsız denetim, uluslararası denetim standartlarında olmayan ancak Rusya'da geçerli olan bir önemli madde var. Bu da eğer bir yolsuzluk olması durumunda ya da kanunlara uygunsuzluk olması durumunda, eğer denetçi böyle bir durumdan haberdar olduğu takdirde şirket sahibi temsilcilerine önceden bilgilendirme zorunluluğu geldi. Bunu bir örnek vermek gerekirse, örneğin mesela Rusya'da iştiraki olan uluslararası bir kuruluşun Rusya iştirakinin bağımsız denetiminden sorumlu olan denetçi eğer şartlı bir görüş verecekse bu şartlı görüşü açıklamadan önce bu şirketin sahibi olan diğer uluslararası şirketteki temsilcilerine ulaşmak durumunda ve şartlı görüş vereceğini bildirip neden bu görüşü şartlı olduğunu açıklamak durumunda. Bu ilave bir yük getirse bile bence olumlu bir durum. Çünkü en azından siz eğer hani yurt dışından Rusya'da bir iştirakiniz varsa orada neler olup bittiğini anlamanız açısından bence biraz şeffaflık kattığını söyleyebiliriz. Biraz evvel SRO'lardan bahsettik. Denetim şirketleri ve bireysel denetçilerin denetim faaliyetlerini gerçekleştirilebilmesi için SRO'lara üye olmaları gerekiyor.
Önceki bu 2014 düzenlemelerinden önce SRO'ların minimum üye sayıları denetim şirketleri için 500 iken 2000'e, bireysel denetçiler için de 700'den 10.000'e çıkarıldı. Az evvel sayıları verdim. 4.000 denetim şirketi, 20.000 bireysel denetçi dedik. Bu değişiklik sonrası 5 tane olan SRO Rusya'da 2 tane olarak 2 SRO'ya düştü bu sayı. Bu da yine ben kontrolün belli kontrolün ve gözetimin belli kurumlarda toplanması ve belli bir standartizasyonun gelmesi yönünde atılmış bir adım. Borsaya kayıtlı şirketler, bankalar, diğer finansal kuruluşlar için son 2 yıldır UFRS mali tablo hazırlama ve 2017'den itibaren uzun şekilli long form audit report dediğimiz uzun şekilli denetim görüşü hazırlanması da zorunlu hale gelmiş durumda. Zorunlu yasal denetim sonuçlarını şirketler belli bir veri tabanına yükleyip belli bir veri tabanını yüklemekle karşı karşıya. Ve yine getirilen bir değişikliklerden bir tanesi denetim sırasında elde ettiğimiz kanıtlarda kişisel verilerin sadece Rusya sınırları dahilinde saklanması, bu bilgilerin dışarıya çıkmaması yönünde denetçilere getirdiği ilave yükümlülükler var. Yakın zamanda yapılması beklenen değişikliklere gelirsek, şu an 2019 ve sonrasını etkilemesi beklenen ama hala parlamentodan henüz geçmemiş bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısına göre kamu yararını ilgilendiren kurumlarla ilgili olarak denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi, gözetimi ve kontrol edilmesi halihazırda Maliye Bakanlığı ve Federal Hazine tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na devri söz konusu. Bunun arka planında yatan Rusya'da bundan bir 5 sene önceye gittiğimiz zaman çok ciddi sayıda bir banka şeyi vardı, banka sayısı vardı çok ciddi miktarda. Belli yaklaşık tam rakamı hatırlamamakla birlikte 3000-4000 adet banka olduğu düşünüyordu. Şu an bu sayı 500'lere geldi. Burada da ciddi bir regülasyon var. Ama hala bir takım bankaların batması sonucu Merkez Bankası'nda bir takım önlemler alınmak istendi ve bilhassa bankalarla ilgili bu denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gözetimi kontrol edilmesi konusunda riskin bu taraf gözetimin Merkez Bankası'na transferi gündemde. Ancak bu henüz taslak aşamasında, taslak aşamada ve tartışılıyor. Bununla ilgili hem SRO'lar hem denetim şirketleri çeşitli görüşler bildiriyorlar ve bu dediğim gibi şu an taslak halde, son halde ne şekilde olacak henüz belli değil. Diğer önemli bir nokta yine bu kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarla ilgili zorunlu yasal denetimlerin, denetim anlaşmalarının en az 5 yılda bir ihale sonucu belirlenmesi. Aynı zamanda en altta görüyorsunuz az önce zorunlu bağımsız denetim kriterlerini söylemiştim şu an geçerli olan. Burada da belli değişiklikler var. İşte son 2 yılın gelirlerinin toplamının 800 milyon rubleyi aşması, toplam varlıkların 400 milyon rubleden fazla olması ve çalışan sayısı, bu daha önce olmayan bir kriterdi. Ortalama 100'den fazla olması durumunda zorunlu yasal denetim gerekli hale geldi. Bununla ilgili de denetim şirketlerinin çeşitli çekinceleri var. Çünkü bu rakamlar bir önceki bahsettiğimiz rakamlara göre gelirlerde 2 kat arttı. Toplam varlıklarda 8 kat arttı. Bununla ilgili bu seviyelerin aşağı çekilmesi yönünde görüşlerini bildiriyorlar. Ama dediğim gibi şu an henüz bu rakamlar hakkında son karar verilmiş durumda değil. Bu değişiklik bir oranda denetimi yapılacak şirket sayısını azaltacağını bekleyebiliriz bu değişikliğin. Eğer tasarı yasalaşırsa Merkez Bankası denetçiden denetimin sonunda denetlediği şirkete ait varlık veya yükümlülüklerle ilgili fazla ya da eksik beyan olup olmadığını ya da Merkez Bankası tarafından belirlenen yasal oranlara uyulup uyulmadığını, şirketlerin risk yönetimi, iç kalite kontrol seviyesinin ne durumda olduğu ve daha önceki denetimlerde elde edilen bulguların düzeltilip düzeltilmediği konusunda direkt bilgi isteme hakkı doğacak. Bu da dediğim gibi hala tasarı aşamasında ama bu yönde gidiliyor gibi gözüküyor. Önemli bir değişiklik ya da getirilecek bir değişiklik baş denetçilerin sektör tecrübesi ve aldığı mesleki eğitimlerin yeterliliği konusunda.
Örneğin bir kamu yararını ilgilendiren kuruluşun denetimini almak isteyen şirketin baş denetçisinin daha önce bu kuruluşa benzer kuruluşlarda en az 3 yıl denetim faaliyeti göstermiş olması bekleniyor ve bu denetim projesini aldıktan sonra baş denetçinin önümüzdeki dönemlerde de toplamda 40 saati aşacak şekilde bu şirkete, kamu yararını ilgilendiren bu kuruluşa dönük mesleki eğitimlerini alması gerekiyor. Burada genel olarak amaç hep kaliteyi belli bir standartta tutmak, denetim mesleğinin olması gerektiği yere gelmek ve aşırı fiyat indirimlerinin önüne geçmek bütün bu yapılan değişikliklerle ilgili. Yine diğer bir değişiklik, denetim görüşünde iki imza. Bu da 1 Ocak 2019 ya da 20'den itibaren gündeme gelecek. Hem sorumlu ortak baş denetçinin imzası hem de denetim şirketini managing partner'ı dediğimiz kişinin veya onun yönlendirebileceği lisans sahibi kişinin iki imzası gerekiyor. Bu da yine denetim raporu açıklanmadan önce şirket içi kontrolleri arttırmaya yönelik bir gelişme. Tüm bu değişiklikler tekrar söylüyorum şeyde taslak halinde ve parlamentoda bekliyor. Son yasa tasarısı geçtikten sonra bunların bir kısmı gerçekleşecektir ya da değişerek gerçekleşecektir. Dolayısıyla biraz Avrupa Birliği'nde bahsedilenlerden farklı bir ortam var. Independence, bağımsızlık konusunda şu an çok önemli adımlar atılmıyor ama Rusya'da yakından dünyanın geri kalanında neler olduğunu takip ediyor. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Yine oturum sonunda sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkürler, sağ olun. Sayın Erhan Poyrazoğlu'na konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Üçüncü konuşmacımız Sayın Musar Ramahi, Audit Partner of Deloitte Dubai Şubesi'nin denetim müdürü. 17 yıllık iş deneyimi var. Amerikan mali müşaviri kendisi. Avustralya Uzman Muhasebe Enstitüsü'nde uzman muhasebeciydi. Avustralya Güvenlik Enstitüsü'nden de mezun oldu. Bay Ramahi, söz sizin. Herkese iyi günler dilerim. Bugün burada sizlerle olmaktan, böyle güzel bir ülkede bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çok iyi organize edilmiş bir organizasyona konuk olduk. Bugün denetim sektöründeki inovasyonlar ve değişimlerden bahsettik. Elbette regülatörler en az inovasyonlar kadar büyük yere sahip. Hepimiz regülasyonlarla çalışıyoruz. İşler belki de o açıdan inovasyon kadar hızlı işliyor. İş dünyamızda dünyanın diğer yerlerinde neler oluyor diye kafamızı kaldırıp bakmamız gerekiyor. Yalnızca iş yaptığımız ülkelere de değil, diğer ülkelere de göz gezdirmeliyiz. Rusya, Avrupa ve Orta Doğu'dan girişim haberleri geldi ve onlardan bahsediyoruz. Etrafımızdaki ülkelerle de karşılaştırma ve kıyaslama yapmak için de aslında büyük bir fırsat. Bugün bahsetmek istediğim konu aslında genel anlamda denetçilerin rotasyonu konusu üzerine. Ve dünyanın diğer tarafında neler olduğundan bahsedeceğim. Ayrıca böyle bir rotasyonun çevremizdeki denetçiler üzerinde nasıl bir etkisi olduğundan. Bildiğiniz gibi Dubai'de çalışıyorum ve Birleşik Arap Emirlikleri regülasyonlarını daha yakından takip ediyorum. Ama bildiğiniz gibi Orta Doğu birçok farklı ülkeden oluşuyor. Her ülke farklı kurallar benimsiyor. Bağımsız regülatörleri, yasaları var. Ve bu regülasyonlar her ne kadar bir bütün olarak hareket etmelerini istesek de maalesef öyle olmuyor.
Orta Doğu'da görmek istediğimiz şey aslında her ülkenin kendi regülasyonlarının olması. Özellikle de konu bizim işimizin regülasyonuna geldiğinde. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakacak olursak, ilginçtir. Son birkaç yılda yaşanan gelişmeler, denetçilerin her 3 yılda bir rotasyon yaşamasını zorunlu kılıyor. Duymayanlar için tekrar edeyim. Evet, 3 yıl. Regülasyon bağlamında gelişmiş diğer ülkelere baktığımızda çok kısa bir süre. Bu 3 yıl uygulaması özel birleşmiş şirketlerde kullanılıyor. Kanunun bir kısmı olan ticari şirket yasasında gösterilen bu kural, sınırlı sorumlu şirketlerde değişikliklere yol açıyor. Bunlar çok küçük şirketler. LLC'ler hakkında bu konuda bağlı belirli bir yasa yoksa, açık şirketlere başvurun. Aslında burada, LLC'ler hakkında denetçi rotasyonları belirtilmiyor. Bu da demek oluyor ki sınırlı sorumlu şirketler veya küçük şirketler içinde rotasyon uygulanacak. Bu 3 yılda bir olan değişimi biz yapsak, ekonomimize nasıl bir etkisi olur bir düşünün. Dünyadaki 6 büyük denetim grubunun birleşimi yönetimleriyle ekonomi hakkında konuştular ve bu gibi regülasyonlardan bahsettiler. Yasa 2015'te çıkmış olsa bile, çıktığı ilk gün araştırma uygulamalarına başladı. ...2019'a kadar yürürlüğe girmesini düşünüyoruz. 1,5 yıl kaldı. Belki de daha yakın. Bugüne kadar da nasıl olacağı ve nasıl uygulanacağını bilmiyorduk. Neyse ki aynı durum başka ülkelerde de yaşandı. LLC'nin ilkeleri tamamen göz ardı edildi. Ama bazı denetçiler, regülatörler yardımıyla bunu atlattı. Bu da bizi borsa şirketleriyle karşı karşıya getiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük bir ekonomisi olduğunu biliyoruz. Yalnızca Dubai'nin ekonomisi bile çok büyük. Yalnızca ülke için değil, tüm dünya ile birlikte çalışıyor. 3 yılda bir tüm şirketlerin denetçilerini değiştirmesi neredeyse imkansız. Ve şirketlerin çoğu, örneğin bankalarsa, Merkez Bankası'na ulaştılar. Diğerleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki güvenlik komisyonuna başvurdu. Süreyi uzatmak ya da esnetmek konusunda konuştular. Bankalar ve merkez bankaları aslında sorunu gördü, onayladı. Ticari şirketler yasasını değiştiren bir teklif sunarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha sirküler bir bankacılık denetçi rotasyonu istediklerini belirttiler. Teklifte sunulan 6 yıllık bir rotasyon aralığı. Denetçi ortak yine her 3 yılda bir rotasyona uğramak zorunda. İdeal değil. Her 3 yılda bir denetçi partneri değiştiriyorsunuz. Ancak yine de denetim şirketleri açısından bakarsak,
Büyük firmalarla yapılan işlerin 6 yıl kadar sürmesi ekonomi için çok daha iyi olacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde başka regülatörler de yer alıyor. ADA adında bir regülatör var. Özellikle Abu Dhabi'deki öğeler üzerinde hükümete kontrol veriyor. Bu şirketlerin de %50'sinden fazlası hükümet tarafından satın alındı. Bu regülasyon da denetçilerin her 4 yılda bir değiştirmesini kapsıyor. Ya da kanun gereğince daha da kısalıyor. Yarısından fazlası hükümetin olan bir şirket aynı zamanda borsada yer alıyorsa 3 yıllık kanuna geri dönebilir. Son 4 yıldır durum böyle. Sizinle paylaşmak istediğim şey bunun nasıl olduğu ve 4 yılda bir olan değişimde işimizde nasıl etki gösterdiği. Bu konu üzerinden büyük dörtlünün hatta altılının hemfikir olduğu 4 madde yazdım. Birincisi, denetim kalitesindeki düşüş. Denetçilerinizi her 4 yılda bir değiştirirseniz, endüstriyel ve kurum bilgileri tamamen boşa gidecektir. Buna gerçekten de şahit olduk. Çünkü denetçi olarak çalıştığınız şirketlerin işlerine bir yıl alışma süreciniz var. Ve 3 yılda bir yer değiştirdiğinizde bu realistik sonuçlar vermiyor. Ayrıca görüyoruz ki hükümetle çalışan denetim komiteleri nüfuslarını kaybediyor. Çünkü asıl görevleri denetçilerin çalıştıkları süre boyunca bağımsız olmalarını sağlamak. Denetçilerin işlerine yön vermek ve anahtar noktalar göstermek. 3 yılda bir değişim olduğundaysa biraz geri adım attılar. 3 yılda bir değişen bir denetçiyi neden kontrol edelim gibi bir düşünceyle görevleri geri planda kaldı. Zorunlu seçenekler. Piyasada bunu artık çok görüyoruz. 3 yıllık bir denetim süreniz varsa ve denetçi olarak verebileceğiniz hizmetlerde kısıtlamalar yaşıyorsanız, diyelim bir şirkette denetçiniz sizden sistem uygulaması ya da teminat işinizde çelişkili bir istekte bulunuyorsa, piyasadaki tek bir anahtar danışmana gidersiniz. Hatta bazen iki. Özellikle danışma projesi ise bu en az 2 yıl alır. Her 3 yılda denetçilerin değişmesiyle 2 danışmanla kalmak zorundasınız. Ve bu da çözüm için size yalnızca birkaç seçenek sunar. Global genişlikte büyük bir şirket olduğunuzu düşünün. Küçük şirketler sizinle çalışmaz. Bu da size bir ya da iki seçenek bırakır ve genelde bunlar sizin için ideal seçenekler olmaz. Dördüncü olarak bahsetmek istediğim şey ise Amerika'da yapılan zorunlu değişiklikler ve SEU veya SFU sonuçlarını okumuştum. Denetim yapmanın masrafından bahsediyordu.
Denetçi değişiminin şirketler için ekstra bir masrafı olacağını savunuyor. Sektörümüzde olan bir gerçek şu ki ve hepimiz bundan endişeleniyoruz. Endüstrideki denetim değeri düşüyor ve denetim şirketleri olarak değerlerimiz düşüyor. Çünkü değişim sürecinde şirketlerin neyi kaybedeceğini biliyoruz. Ama onları bizim açımızdan nasıl dolduracağımızı bilmiyoruz. İnsan doğasına baktığımızda ya da diğer çoğu şirket kaybettikleri bağlantıları birbirlerinde arıyorlar. Hem de bu kadar kısa bir sürede. Özellikle de o şirketlere hizmet vermek için yaptıkları planlar varsa, bunlar karşılaştığımız sorunlardan birkaçı ve karşılaşmaya da devam ediyoruz. Regülatörler tarafından bunların anlaşılmasını istiyoruz. Değişim sürecini artırmak veya ortadan kaldırmak bizim için iyi olacaktır. Bahsetmek istediğim başka bir konuysa denetim dünyasındaki ve bölgemizdeki Trust. Bildiğimiz gibi tüm dünya olarak 2008-2009 yıllarında büyük bir kriz atlattık. Dubai'de özellikle 2009-2010 yıllarında olağanüstü bir kriz yaşandı. Bu da emlak sektörü çerçevesinde gerçekleşti ve tüm sektör yerle bir oldu. Peki bu bizim işimizi gerçekten etkiliyor mu? Bir bakıma evet. Hükümet suçlayacak birini aradı ve bu krizi öngöremeyen denetçiler suçlandı. Ancak Dubai gibi çok hızlı gelişen bir sektörde çalışıyorsanız, ki emlak sektörü çok büyük bir patlama yaşadı, böyle bir ekonomiyi ayakta tutmak için sağlam bir temel atılmadıysa, sektör çökebilir. Peki o dönemde bize ne oldu? Büyük firmalar geri çekildi ve denetçilerini değiştirdi. Problemi çözeceklerini düşünerek denetçileri değiştirdiler. Hükümet aynı zamanda sektörü regüle etme konusunda da adımlar attı. Özellikle de emlak sektörünü. Tüketiciyi koruyacak birçok da regülasyon getirdi. Birkaç yıl içinde fiyatların düşmesiyle elbette ürün odaklı, petrol odaklı bir ekonomide çalışıyoruz. Bundan küçük petrol işletmelerinin yanında ürün şirketleri de etkilendi. Fiyatlar düştü. Gulf bölgesinde ve GSS'te gerekli üretime yapılan yatırımlar çok büyük. Örnek vereyim hatta, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde halkın yalnızca 1 milyonu yerli, kalan 9 milyonu yabancı. Yani nüfusun %10'u yerli. Kriz başladığında yabancılar ülkeyi terk etmeye başladı. Fonları bitti ve işlerini yürütemedikleri için gittiler ve tesislerini işletemedikleri için hapse girmekten korktular. Çalışanlarsa atılmayı ya da istifa etmeyi düşündüler ve şirketlerinden ayrıldılar. Ülkeyi de terk ettiler. Peki bu ekonomi için ne demek? En çok bankalar etkilendi. Bankalar genelde işletmeler ve bireylerle çalışıyor. Fiyatların düşmesinden çok etkilendiler çünkü küçük işletmelerin büyük bir kısmı işletmelerini kapatıp ülkeyi terk ettiler. Kısa kesecek olursak, bu bizi etkiledi.
bunun ardından son 2 yılda 4 milyar dolarlık terk etme olayları yaşandı. Şirketler battı ve şirket sahipleri ülkeyi terk etti. Bankalar birbirlerini suçlamak istedi. İlk baktıkları yerde denetçiler oldu. O şirketlerin finansal raporları elime geçti. Hepsi normal görünüyordu. Bir anda ülkeyi terk ettiler. Denetçilerin işleri çerçevesindeki kalite regülasyonlar genelde sade listelenmiş şirketlerde ya da Merkez Bankası tarafından yönetilen finansal kurumlarında uygulanıyordu. Bu SME'ler için, biz denetçiler için belirlenen bir kalite regülasyonu bulunmuyordu. Şirketler şimdi regülasyon kurumlarına baskı uyguluyor. Bunlar Merkez Bankası ve Güvenlik Komisyonu. Bunlar da ya denetçileri tek tek kontrolden geçiriyor ya da denetim firmalarından aldıkları bilgilerle adını ve suçunu basında ilan ederek utandırmaya gidiyorlar. Bu daha gelişim aşamasında. Henüz tam görmedik. Ancak sektörümüzde böyle bir şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Rusya'da 25 bin kayıtlı denetçi olduğunu biliyorum. Ancak Dubai'de, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirket sayısının 1500 olduğunu görüyoruz. Bu kadar küçük bir ekonomi için çok büyük bir sayı. Bunlar çok büyük şirketlerde değil, tek bir kişiden oluşabiliyor. Lisansları olan ve yapıcı denetim kararları alan insanlar olabiliyor. Bu da piyasadaki denetim kalitesini etkiliyor. Endüstrimizi regüle edecek düzgün bir regülatör olmadığı sürece ve kaliteli, etkili denetimler olmadığı sürece bizim tarafımızca çözülmesi gereken sorunlardan biri olmaya devam edecek. Bununla konuşmamı bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Panelin bir parçası olarak da sorularınız varsa bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Soru sormak isteyen, buyurun. Soruyu kime sorduğumuzu lütfen belirtelim. Bir de isminizi kendinizi takdim ederseniz. Önce Fransa için çalışmadık. Fransa'da denetçilerin vergi konusunda çalışmaları yasaktır. Vergi uygulaması yapılıyor ama çok kısıtlı bir çalışma alanı var. Fransız denetçi grupların idaresindeler. Ama ülke içinde yer almıyorlar. Ben Rusya ile ilgili cevap verirsem, bizim Türkiye'deki tam tasdik mekanizması aynı şekilde uygulanmıyor. Yasal denetimi vergi açısından, vergi anlamında denetlenmiş sayılmıyor. Vergi denetimini devlet kendi yürütüyor. Son 3 yıllık periyot vergi denetimi için açık. Denetim şirketleri sadece danışmanlık anlamında, vergi anlamında yardımcı olabiliyor ama tam tasdik mekanizması bizdeki gibi çalışmıyor. Başka soru? Buyurun.
Adım Vedat, İzmir'den geliyorum. Sorum Gianluca. Sunumunuzu dinlerken bunun inovasyonla ne ilgisi var demiştim. Genelde inovasyon konusu açıldığında teknolojiden bahsediyoruz. Teknolojiden ziyade yaklaşımdan da bahsettiniz. Yaklaşım boyutunda reformlaşan Avrupa'ya baktığımızda en inovatif konu anahtar denetim meselesi. Aynı zamanda bu yıl sonunda finansal tebliğ ile de Türkiye'de hayata geçecek. Size göre Avrupa'daki denetim çerçevesinde en büyük inovatif reform nedir? Sorunuz için teşekkür ederim. Hizmet anlamındaki inovasyonların en önemliler olduğunu düşünüyorum. Reformda gördüğümüz gibi sadece finansal raporlar değil, şirketlerin tüm raporları, özellikle de borsa şirketleri bu inovasyonun bir parçası oldu. Bunlar da entegre reformlar, CSR bilgileri ve borsa şirketleri içine alan tüm hükümet hareketleri. Bu birinci bakış açısı. Diğeri ise DOLIT'in yardımları oldu elbette. Bu da reformun içinde yer aldı. Bu da önemliydi. Denetim anlamındaki DOLIT yaklaşımını gördük. Bu ikisi reformun içindeki en inovatif yaklaşımlardı. Any other question? Başka soru sormak isteyen var mı? Peki, olmadı. Teşekkür ediyorum. Oturum Başkanımız Sayın Leon Aslan Coşkun'a teşekkür belgesini vermek üzere Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Melih Erdoğan. Sayın Jean-Luc Barley, teşekkür belgesini sunmak üzere Kırklareli Oda Başkanı Sayın Faruk Azabağoğlu. Sayın Erhan Poyrazoğlu'na teşekkür belgesini sunmak üzere Fethiye Mali Müşavirler Oda Başkanı Sayın Yaşar Bildirici. Sayın Musa Ramahi'ye teşekkür belgesini sunmak üzere Aydın Mali Müşavirler Oda Başkanı
Sayın Rıza Yörüyen. Değerli katılımcılar, bugünkü oturumlarımız sona ermiştir. Yarın sabah 9.30'da görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.